Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Şu alara böyle başlıyor. Onun ismiyle başlamış. Arkadaşlar, Dima 86, Takul 10, 15.09.2019, küçük çekmece. Geçen haftaki dersi, önceki hafta ile hemen kulasa yapıp, geçen haftaki dersi 5-10 dakika ile hepsini, çünkü onun üzerine bina edeceğiz, bina etmeyeceğiz. O bir faydasıydı. Ben şimdi burayı demiştik ki önce, geçen haftaydı. Çarşamba farklı yerdeydi. Malum burası devamlı oynak, her daim zikredeceğiz. Ki melek haline gelsin. Su kayayı vura vura uyuyor. Yani el tekrarı ahsen melekkan 180, Kur'an tekrar ediyor. Ne yapmak için? Tekrar eder. Ne yapmak için? Zihinlerde? Yerleştirmek için. Zihinlerde. Akılda sorunumuz yok, zihinlerde. Zihinle akıl farkı çıktı. Zaten farklı. Zihin vicdandaydı. Ama akıl ona benziyor, zihine benziyor. Tugat'ta da öyle diyorlar. Oysa zihin marifetullah yapar. Akıl tefekkür yapar. Farklı şeyler. Ama lügata bakarsanız böyle. Aradaki farka bakın. Şimdi burası esnek. 18.000 alemin sureti. 18.000 alemin sureti. Akıl berzaktır. Ne dünya ne ahiret. Ne bu ne bu. Bundan sonra şahsiyet oturuyor. Bazı insanlarda şahsiyet oturmuyor 60 yaşında olsa. Ona ustadımız diyor ki sakalı çocuklar diyor. Sakalı gelmiş ama hala kafası oturmamış. Niçin oturmamış? Bak soruların cevabına bakın. Burada. Şahsiyet oturmamış. Ne demek? Hususi dünyasında kalmış. Şurada kalmış. Yani kişi 40 yaşında olur, 60 yaşında olur. Buraya geçmeyi ve buraya hakim olmaya ekseriyette 40 yaşından sonra oluyor. Bundan önce olmuyor mu? Oluyor da lıp 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 dırt 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 dırt. Eski şeye benzetiyorum. Buzdolaplarının üzerine veya eve böyle regülatör yapan regülatör vardı. Siz bilmezsiniz yaşımız kaydı. İstanbul'da 110 elektrikti. Elektrik düşer yükselirdi. Ben Asköy'de büyüdüm ben. O zaman regülatör şöyle yapar. Dırt 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 inen çıkardı böyle. İnsanda biliyorsunuz nebatat, hayvanat, melekiyet, insaniyet. İnsan hepsinden üstün. O abi ne diyor? Biz beşeriz daha. Peygamberlerinin bir vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan olmak, insan olmanın alameti şu anlar 218'de 20 tane alameti var ve sistemin 11. hakikat. 10. sözün 11. hakikat babı insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. Orada anlatıyor. İnsan, insanlık bir alem kapından kapısına sen geleceksin. Şimdi burası ve şurası 40'tan önce dırt 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 regülatör gibi inip çıkıyoruz. Rusu peyda etmesi, hani hakimiyeti mutlakanın bu olması, ekseriyeti mutlakayla çok istisna varsa da 40 yaşından sonra oluyor. Burası hususi dünyadır. Kişinin şahsiyetinin devamlı oynak olduğudur. Duyguları tık 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 oynar. Devamlı oynar. Burası serbest bölge. Ek olarak işte bir şahsi maneviyi anlatmıştım. Ben geçen çarşamba günü anlattım. Hani şahsi manevi burada eklenmemiş. Sufyan'ın şahsi manevi var.
habis ruh diyor. Ruh habis diyor. Tamam mı? Yani ben şahsi manevi okudum tekrar. Ama tabii burasının için değil. Şahsi manevi nedir diye tekrar onu açtım deftere. Şahsi manevi okudum. Hangi defterde olduğunu belki merak eder. Oraya bakabilirler. Allah-u Alem atıf yapmışımdır. Bakayım yaptım mı? Kaçıncı defterdi? Herhalde bir bakayım. Unutmuşuz herhalde. Bakayım. Şahs-ı manevi belki merak edersiniz. 23. defter 173 ama 160'tı ya. Ha tamam. 137 mi? Ha tamam. Tamam. Hayır. 23. defter 273. sayfasında. Diye şey. Tamam. Delil, burhan, hüccet. Tamam. Ben yalnız. Seninkisi doğru. Neyse. Şu. Şahsi manevi hemen kısaca ve melekle ilişkisi serbest bölgedeki durumumu. Şimdi bütün nurcuların menfisi yok. Bunların da şeri, hayrı yok. Cemaatın ruhu hükmündedir diyor. Hem şer hem hayır. İkisinin de şahs-ı manevisi var. Ruh habis, ruhu âli diyor. Her şeyimi şahs-ı manevimize bıraktım diyor. Bizim işte şahs-ı manevi diyor. Tamam mı? Şimdi dört tane şey, edili şeri gibi. Nedir o? Bütün nurcuların akılların, dimalarının menfisi yok. Koy tencereye. Bütün nurcuların kalbini koy tencereye. Kalpteki hissiyatları. Bütün nurcuların ruhlarının latifelerini koy tencereye. Bütün nurcuların eylemlerini oruç namaz koy tencereye. Karıştır, dondur. Bu şahs-ı manevidir. Şahs-ı manevi, hasların, erkanların, hükümlerin şahs-ı manevisi. Koy kardeş, tamam. Şimdi bu nasıl ki Cebrail aleyhisselam peygamberimize yapması gerekenleri ihtar ediyor. Şöyle yap, böyle yap, vahiy getiriyor. Onu yapma diyor, bakma diyor. Tamam. Devamlı kontrol altında. O şahs-ı manevi ferit makamında olduğunu söylüyor ustad. Artık şahsi kemalat dönemi yok. Bunu İhtine Sırat-ı Müstakim 163 Sikeytas-ı Gaybe'de anlatıyor. Ferdi kemalat, öyle Kamil, Geylani, Gazali dönemler bitti. Artık kemalat şahs-ı maneviye aittir. Dolayısıyla uçurmayın adamları. Yani uçurmayın sabahları. Kanat yok. Kayalıklardan aşağı düşer ya. Kanadı yok adamın. Uçurmayın. Ha şahs-ı manevi var. O bize yeter yani. Ona biz kanaat ediyoruz. Şey yok. Liderlik yok yolculukta. Müdebirlik var. Tam ne demek biliyor musun? Ferit makamı. Ferit makam işte bu bütün hepsini şahsında toplamak. Mesela Geylani şahsında toplamış o asırda. Kime ne kemalat veriyor? Onun üzerinden veriliyor ferit. Yani sana o lazım, bu lazım. Farklı farklı aynı zamanda. Yani şebeke gibi. Nasıl? Gafsiyet ve kutbiyeti cem etmesi noktasıyla ferd oluyor. Gafsiyet ve kutbiyetin cemidir. Onu girmeyeyim diye. Risale-i Nur gafsiyet ve kutbiyeti cem etmiş, ferit makamı oluyor. Ondan sonra ferd ismini azami derecede basar. Melekler oraya müdahale eder. Ondan sonra melekler oraya müdahale edince şahs-ı manevi de doktoruma müdahale eder. Osman Ağa ediyor. Tamam. İşte şuna buna ediyor. Şöyle yap, böyle yap. Kalbimize, aklımıza fikir veriyor. Kalbimize his veriyor. Ruhumuza meylettiriyor. Tamam. O idare ediyor. Sekeratta da o yardım edecek. Mesela burada söylemekte bir beis yoktur. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi. Mektubatta şöyle geçer. Meft-i Mekel meleke var ya Azrail aleyhisselam. Melek-i Meft. Talebe okutmuş Seyda namında bize. Ben demiş, bak makama bakın. O zaman vardı. Ben diyor, Azrail aleyhisselam geliyor, onu kabzedecek. Bunu tercih etme hakkına sahip. Ben diyor, bunu diyor, evliyaya, çünkü görüyor. Ki tercih, reddedebiliyor. Benim diyor, ruhumu bu kabzedemez diyor. Veya istemiyorum diyor. Metubatta var. Ben diyor, ömrüm talebi okutmakla geçti. Talebi uluma müekkel melek-ü mefti istiyorum diyor. Ve kabul ediliyor.
Peki niçin onu istiyordu? Ben arkasına düştüm. Evliya vazifesi. Yani bunu reddedebilecek kadar şeyim var. Tamam işte. Çünkü talebe-i ulumun ruhunu kabzeden melek o almışsa hesap yok. Talebe ya. Talebe-i ulum. Yani gittikten üstün. Talebe-i ulum. Çok gariptir ya. Mesela şehitlikten çok üstün çünkü talebi ulum zengin de yoksa zekat alabiliyor İslam hukukunda. Çok istisna tamam. Neyse. Böyle bir şahsi şey melekler var. Şahsi maneviye hükmediyor. Şahsi manevi de şöyle cümle kurdum. Cemaatlerden hangi cemaat olursa olsun, tarikatçı olsun, nurculuğun, her cemaatin cemaatlerde meydana gelen şahsi manevilerinin ruhlar hükmünde olan ervah aliyelerinin istikameti itikatları, yani itikat nispetinde, imanın nispetinde, alakadarlığın nispetinde veriyor. İlmin nispetinde vermiyor. İlmin nispetinde değil. Çünkü şeytanı ilim ile mağlup edemezsiniz. Çünkü senden âli. Alimden alim. Çünkü peygamberi zelleye atabilen, ona uğraşabilen bir yapı. Zelle var ya. Amel edip alıp edemezsin. Çünkü secde etmediği yer yok. Bir anda şifkanat her yerde olayım, onun kadar olamazsın. Onu ancak terklerle mağlup edersin. Onda olmayan bir özellik var. Yapamadı. Terk. İsyanı, kafa kaldırmayı, beğenmeyi, kibiri, yesi terk edemedi. Terk. Ha? Şimdi bu serbest bölgeye şeytan, kafir cinler, erbaa kabise seyrettiğimiz, dinlediklerimiz, mevad-i şerire mekanlık bir de şahsi manevi. Şahsi manevi tesir ediyor. Hem şey, bir de kişinin şahsi manevisi var. Tam otursun diye onu da anladım. Mesela kişinin şahsi manevisini oluşturan bu da dörttür. Bütün urzuların şunu şunu dedik ya. Bütün herkesi buraya uygulayalım. Yani doğru yerde burası. Doğru zaman sabah şey ikinci de gelin burada kimse yok. Bu iş olmaz. Doğru yerde, doğru zamanda doğru iş. Yani Kur'an öğrenmiyoruz. Doğru arkadaşlarla herkesi dağılmıyoruz. Hani umumi derse gelenleri almaya kalksak, ilan etsek mümkünatı olursa. Vakıfları almıyoruz, onu da bilin yani. Çünkü yer yok. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmaktan hasıl olan bir şahsı manevim var senin. Mesela uygulayalım dedik. Doktorum hangi ayda oldun? Nisan kaç? 4 Nisan 1969. Bir sene içerisinde 69'da düşüncelerini, fikir yap, kalpteki hislerini, ruhtaki haletlerini, meyillerini, fiillerini, hepsini topla, tencereye koy, karıştır. Bir haleti rüya. Şimdiye kadar olan haletlerin toplağı kaç tane diyor? 50 tane. 50 tane haleti rüyanın toplağı. O haleti rüyelerini şey olarak tak bir yapıştırdılar. Onun için suratın 50 gösteriyor. 10 yaşın göstermiyor. Ama 50 senelik hücre yok. O haleti rüye senin simanda gözüküyor. O haleti rüye aynı zamanda şu andaki tecrübe, işte kültür, anane, gelenek, ilim, kazanımlar vesaire şu anda senin şahsı manevindir. Tamam. O da etki yapıyor. Ana, andaki duruma. Cemaatin şahsı manevisi artık kendi şahsı manevi. Şahsı manevi için şu tanımlamayı yapabilir miyiz? İnsanda üç şahsiyet var. O birinci şahsiyeti vazifedarlık ciheti diyebilir miyiz şahsı manevisine? Kendi şahsı manevisi menfi de olur, müsbet de olur. Ha. Yani bir tane değil, üçün olabilir. Beşeriyetin vazifedarlık, kulluk, şey kulluğu vazifedarlık. Çünkü menfisi, ama cemaatin şahsı manevisinde menfi yok. O çok tuhaftır. Çünkü günahlar ve haramlar diyor, Adem olduğundan sirayet etmiyor. O menfi cemaatlerin şahsı, manevi o zaman... şahsı manevisi var ama. Var, onların var. Yani bu merhameten oluyor bu. O zaman şahsı manevi üçünün cemi yani. Yani bir cemiyet oluşturuyorlar küfürde. O küfürde var, o var.
Müslüman'da bu olmuyor dini cemaatlerde çünkü merhametten yapmış şey yapalım. Merhametten bu. Değilse yani şu sol cemaatlerin gene şahsı manevisinden gelen şeyler var. Var. Mesela o defterde onların ruhu habisi hükmünde olan şahsı manevileri diyor. Sufyan'ın diyor Deccal şahsı manevileri diyor. Korkladı diyor mesela. Veya adamın şahsı manevisi vefat ettikten sonra şahsı manevisi başka bir insan suretine girer diyor. Şeytan olur diyor. Böyle şey var. Ama şu şey yapacaksınız. Olumsuzların şahsı manevisi sirayet ediyor. Onlar birbirlerine aktarıyorlar. Onların şahsı manevisi var diyor. Ruh hükmünden. Ama hayrın şahsı manevisi ademi olduğundan sirayet etmiyor. Ters önce. He. Şundan sirayet etmiyor. Bidanlar etmiyor. Bidanlar, haramlar etmiyor. Bunda etiyor. Çünkü sistemi bu. Haramları. Haramlardan oluşan şahsı manevi. Çünkü niye? O şekilde itikatları. Bunun celbine o sebebiyet veriyor itikat şeyi. Demek ki bir de okuyayım. Cemaatlerde meydana gelen şahsi manevilerinin ruhları hükmünde olan erva aliyelerinin istikametli itikatları. İstikamet. Öte şer ise cemaatlerde meydana gelen şahsi manevilerinin ruhları hükmünde olan erva habiselerinin batıl ve hurafe itikatları. Erva habise sadece burada şahsı maneviyle bağlantılı, ayrıyeten erva habise mesela... Erva habise cemaatın dışında farklı. Niçin? Onu oraya bağlamışsın. Tabii şöyle ama içinde erva habiselerinin batıl ve hurafe itikatları, batıl ve hurafe. Bunun içerisinde, yani onun için ne var? Seyrettiğimiz filmler. Yani şey yaptığı işte dinlediği sesler, müzikler hepsi ona giriyor. Ervah habise, ervah yani. Bunun içine giriyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra burası oynak dedik. Buraya etki yapan 6 tane madde vardır. Şeytan, kafir cinler, ervah habiseler, mevadi şerireler. Ervah habiseleri ayrı kategori koydum ki cemaatle karışmasın diye. O karıştırmıyorum buraya. Cemaatin şahsi manevisi, kişinin şahsi manevisi, yani nefsi emmaresi. Buraya nefsi emmaresi değil, neydir buraya? Unutmayın bak, buraya kişinin nefsi emmaresi, nefis 7'dir. En şeri nefsi emmaredir, 6'sı hayırdır. Müsbeti ise nefsi insaniyelerindeki bir, nefsi levvame, mühime, mutmaine, raziye, mardiye, kamile, telkinatlarıyla diyor. Mertebesine göre. Telkinatlarıyla. Buraya 6 tane, buraya nefs-i emmare. Ondan sonra isterseniz de şöyle ekleyeyim, ondan sonra bir madde de yapalım. Şuraya, cemaatin şahsı, manevisi, nefsi, emmare. Şuraya yapıyorum. Cemaatin şahsı, manevisi, nefsin diğer 6 mertebesi. Levame mülüme mutmaine raziye safiye mi diyor? Bana mar diye kamil. Yani onların telkinatıyla 6 tane şey etkiliyor. Buraya 40'tan önce dır 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 regülatör gibi oynar. Oturmaması şey. Ondan sonra bu mekanımızı oluşturuyordu. Hayal ile tahayyül arasındaki fark, hayal mastar gibidir. Hayal kurmak, ne? Hayal kurdun, kuracaksın, kurdun. Hayalin eylemsel hali, tahayyül. Onu yapan sistem, çalışan. Tasavvur, düşünce halidir. Düşünmek, düşünüyorum, düşünüyorsun hali. Burada ne var? Zan şüphe, yeni işte ekledik bunu. Belki ihtimal şeklerin oluştuğu yer. Bu 3 tane kesin. Tasavvurda, belki... İhtimal, şeklerin tevellüt ettiği yer, ortaya çıktığı yer. Bugün onu şey yapacağım. Matrumat 97 mi, 96 mı? Onu nasip ederse okuyacağız bugün. Muhakimat 76. Muhakimat 76'da. Belki ihtimal şek. A, B, C, Ç'den aklınıza kalsın. A, B, 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 H, G, İ. İhtimal, şek. Yani olur mu canım? Kesin bir şeyde inkar edebiliyor. Akıl bunu yapamıyor.
Akıl buna mukabil 3 tane ile gidiyor. Belki ihtimal şekerine, ondan sonra o işte sırayla Burhan, delil, hüccette gidiyor. Ondan sonra bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, marifetler yani, marifetullah haşa değil, kainatın ilmi suretleri, serbest bölgeye hakim olmanın yolu tekler ve tecrütlerdir diye demiştik. Bazıları diyor bunu yazıyorsun öyle dediler. Buraya ne demiştik akıl? Berzah. Berzah ama biberle. Bir taraf. Bu behre. Bu safsata. Safsata. Bir behre. Bu bir taraf. Bu ilim. Bu İptisal. Bu salabet. Taassup. Bu salabet. Tamam. İşte onu da ekleyeyim istersen. Salabet. Taassup. Terfili olanlar tecrübüt. Şimdi geleyim. Uygularsak dedik uçağa. Kıble itikat. Yani kıblemiz, yapıp yapmayacağımız vesaire. Pilot iltizaldır. Çünkü fiili haldır. Pilot fiile dönüşmüş haldır. Kanadın bir tarafı taahhüt, tasavvur dedik. Şimdi yani böyle tasavvur edersek uçak uçsun diye. İzan, iltizam. Bir de dümen var. Sırtında böyle. O da dümen. Taakkuldur. Şey yapıyorduk. Ondan sonra bunu dedik daha ezber olsun, psikolojimize şey yapsın diye. Şimdi dersi eyleme dönüştürelim. Ondan sonra eyleme dönüştürelim. 3 tane temelde, şey, güneşte 7 tane fotonda renk var. Aşağı indiği zaman 3'ü esas alır, diğer 3'üyle tamamlanır. Doğada 3 tane temel renk var. Kırmızı, sarı, mavi. Ben burada masada yaptım, bunu yapmış ehli dünya. Şuraya kırmızı bardak koydum. Buraya da sarı koydum. Kırmızı işte sulu boya koydum. Birisinden istedim. Okay'ın çocuklarından istedim. Bunu yaptım yani. Hani bizzat yapayım diye. Fırça kıpkırmızı oldu. Sapsarı oldu. Şuraya ortaya bir tane beyaz boş bardak, çay bardak koydum. Tuvalet kağıdını kaptık. Kırmızıdan boş bardağa. Sarıdan boş bardağa. Bir ucunun kağıdı buraya, bir ucunu buraya. Buraya turuncu oldu. Hani kağıt onu taşıdı bu tarafa. Ondan sonra buraya mavi koydum. Mavi ile kırmızı arası. Şuraya bir tane boş bardak koydum. Gene aynı şeyi. Kağıdı bir ucun buraya, bu kağıdında bir ucun buraya koyunca mor oldu. Şimdi bunu psikolojide kullanacağız. Şimdi bu sarı ile mavi arasında yeşil çıktı. Ne yaptın? 6 tane renk. Ana renkleri aynı oranda birleştirirseniz bu ilim siyah çıkıyor. Yani mavi, kırmızı ve sarı aynı oranda siyah çıkıyor. 6 taneyi beraber yaparsan 7. bir renk ortaya çıkıyor. Beyaz çıkıyor aynı anda yapmış adam. Şimdi vücudun %76'sı su olduğuna göre su birbirine aktarım nasıl oluyor? Görüyor musunuz renkleri? Şimdi dedik ki ya onu kıpır kıpır oynadığı için canlılık verdiğinden dolayı tahayyül sarıya da benziyor. Çünkü nereye koyarsan mesela taksilerin boyası niye sarıdır? Fanilik duygusu verir insana. Yani fazla takılma bu arabanın iyisine kötüsüne. Yani bu ne ya? Biraz sonra ineceksin yani. Fanilik duygusu verir. Lüks lokantalarda dekorasyonu kahverengi yaparlar ki ye çabuk git işgal etme başka müşteri bekliyoruz. Orada açık ve rahatlatıcı renk kullanılmıyor çünkü fazla oturmasınlar diye. Bunlar hep bilinerek yapılıyor. Kilo sorunu olanlar beyaz giymesin. Beyaz kiloyu çok gösterir. Hiç kiloyu göstermeyen siyah veya ona yakın olan donuk renklerdir. Bunlar eğileri
Onlar şey yapılıyor. Dolayısıyla şimdi ben bunları çeşitlice çoğaltıyorum ki hafızamızda kalsın. Temelde üç tane en canlı şey bu renk vardır. Dedik ki insanın sarıya da benziyor ama hayat, hareket, canlılık veren tahayyül başta olduğu için düşünceden önce kırmızı ona benziyor. Sarı tasavvura benziyor dedik çünkü tasavvur şeylerimiz oluşturuyor, zaman oluşuyor. Zamanı oluşturuyor her zaman diye bir cümle yapalım. Zamanı oluşturuyor her zaman. Bak sıraya koydum. Çünkü bir anda üçünü diyemem. Derken sıraya koyacağım. Dolayısıyla bilgileri, konuşmaları, düşünceleri çıkartırken veya alırken diziyorum. O dizmede zaman oluşuyor. Dolayısıyla zaman olduğu için sarıya benziyor. Mavi zaten malum gök, semayı anlatıyor akıl. Üç tane renk, kırmızı, sarı. Şunu da dersek yani bu şey değil. Bu zenginlik katsın diye. Bu ayrıyeten anlatıyor. Ara renkleri niye uyguladınız? Ha onu anlatayım. Birbirine geçiş yapılırsa ille mükemmeliyetçi insanlar var böyle. Ya aktır ya karadır, ya siyadır ya beyaz. Arayı bilmiyor. Yani ne diyorlar kırmızı ile beyaz arasına? Yok yani böyle şey diyorlar. Bozmuyor. Hangi renk? Gri. Gri. Kırmızı ile mesela yani siyah ile beyaz. Gri olur arada. Hani gri derler ya. Mükemmeliyetçi fıtratlar üç tane renk üzerine hareket ederler. Oynamazlar yani. Kıpırdayamıyor. Bunlar ara renkler bize ara boşluğu yapıyor. Onun için hiç endişe etme. Yani mertebeleri anlatıyor bize. Kırmızı ile mavi ile kırmızı arasında mor da var. Endişe etme. Şunlar birbirine geçiş yapılıyor. Psikoloji şu. Düşünce farklılığının mertebeleri çıkıyor. Mor da bir mertebedir yani. İlle kırmızı değil, burada mavi değil ama yani hakikat meratipleri vardır diye düşünüyorum. Hani bir ara şey vardı ya, ilk zamanlar diyorduk işte tevehümü, ara mertebeleri şey yapmıştık. İlk zamanlar, sonra da yok dediniz, onlar çok uymuyor. Uyun şöyle yapıyor. Yani o gibi mi acaba, onu mu düşünüyorsun? Yok, onun gibi değil. Yani insanın fıtratında ille bu bu değil. Arada meratip var. Çünkü hikmet iktiza ediyor meratipleri. Niçin onları şey yapmadık? Çünkü ara yaparsak çünkü kontrolümüzden çıkıyor. Hakim değiliz daha. Mesela şuraya tefekkür koyacaktık. Bunun arasını. Şurada. Fehim de zaten burada ama şimdi onu koyarsak şimdi şey yapar, karışır. Ama bu bedensel olduğu için. Yani ama netice beyaza ulaşmak değil mi abi? Yani son netice olarak. Evet. Yani ulaşmak, beyaza ulaşmak. Mesela orada beyaz, en son beyaz, yedi tane şey. Rengi. Bir de rengi. Yani şu, ikide bir oynuyoruz, birbirine geçişte olduğu zaman farklı renk çıkıyor, dişe etmeyin. Hani ondan da var, ondan da var yani. Hani buna şey uygularsak 13. lemada, muvazeni aman, Allah hesap ve günahını, sebabı günahını tartı hangisi galipse insan ona muamele ediyor. Ve böylelikle geçen pazar ve çarşamba dersini hulasalandırdık. Şimdi bu haftaki derse yürüyoruz. Ama bu bir şey sun. Psikolojide kullanabilirsiniz yani. Donukluk yaşamayın. Yani niye böyle oldu? Olur. Yani doğanın, tabiatın, insan üzerinde etkisi var. Hiçbir sürü moralı bozuk değil. Psikolojisi bozuk olan bir köpek yoktur vesaire. Böyle. Veya çocuk da öyle. Çocuk öyle, deli öyle, hayvan da öyle. Yani insan hepsini regülatör gibi şunla şu tır oynayıp duruyor. Yani safiyete ulaşmak için aslında onların zaruriyeti var abi. Mesela hepsinin karşılığı beyaz ya. Evet. Hepsi olacak. Başka şansın yok. Çünkü hepsinden ise almasan nasıl o kemalata ulaşacaksın? Hepsini ise çünkü güneşten foton geliyor vesaire. Şimdi dersime başlıyorum. Muhakemat 76. Kolasa ettik. Ve yarım saatimizi aldık ama İnşallah. Mahkum metni okuyorum. Sayfa neydi? Sayfa 83. Şimdi şunu da şöyle sonra okuruz. Mahkemat 76 buldunuz mu? Evet. Ehli zahiri teşviş eden, teşviş, karıştırma, bu lügatı yazıyorum yani onu çalışıp da ben şey yapmadım bu. Karıştırma, karma karışık etme, bulandırma. Ehli zahir,
Ehli zahir, devamlı parmağımızı koyacağız buraya. Ehli zahir. Burada olan ehli zahirdir. Zahirde olan buradadır. Ehli zahir. Ehli hakikat deyince bu aklı dahi aşmış bu tarafa. Tamam abi. Ehli hakikat, ehli zahir, ehli hakikat. Tamam. Ehli zahiri teşviş ediyor. Birbirine tak 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 giriyor. Nasıl oturuyor şimdi kafa? Evet. Ehli zahir serbest bölgededir. Hususi dünyadadır. Ve çok ilginçtir, çok gariptir. Hepimiz de dahil, yaygar buraya giriyoruz. Yani buradayken, ey kendisini uykudayken uyanık zanneden, yani aydın zanneder, karanlık insanlar var ya, ey sen şöyleyken böyle zanneden, ey böyleyken böyle, hatırladın değil mi Osman? Evet. Yani aslında bu, yani şu, bu cemiyette zannediyor ki umumi dünyada yaşıyorum, herkes kendi hususi dünyasına hapsoluyor. Orada yaşıyor. Onun en fiili tezahürü nedir? Babasını onu diyebiliyor. Hanımına, çocuğuna onu yapabiliyor. Çünkü sen diyorsun ki nasıl oluyor? Burada kopuk olduğu için burada her şey caiz. Burada haram yok. Her şeyin her mertebesini bulunabileceği, her şeyin bulunabileceği, her mertebesi de bulunabileceği. Burada haram yok. İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yok. Bunu yaşayınca bunu eyleme geçiriyor. Niye annesine bunu yapabiliyor? Niye karısına bunu yapabiliyor, kocasına? Niye kardeşine bu? Niye çalıyor? Aldı parayı almadı nasıl diyebiliyor? Çünkü caiz. Nasıl caiz? Burada burası yok adam. O bitmiş. Umumi genel bir Allah ve ahiret dünyasında öyle bir şey yok. Allah bundan zaten sonra alıyordu. Onun hususi aleminde caiz. He tabii. Umumi değil yani. Yok onu diyor. Hususi dünya. Evet. Yani onu caiz yani. Adam öldürmek caiz. Çalmak çırpmak caiz. Hani diyorum ya bazen. Dün akşam derste söyledim herhalde. Ahirete inanmıyorsa, çalmıyorsa, rüşvet almıyorsa ahmaktır. Ahirete inanmıyorsa, dünya, her şeyin burası zannediyorsa, niye çalmıyor? İmanı bir ahiret hükmederse diyor, şu yedi tane toplumda bir kişide, dolayısıyla toplum meydanında kişilerde şunlar olur diye, 18. meselede şu alarda anlatıyor. Mesela, İhlas olur diyor, sadakat olur diyor, emniyet olur diyor. Onlar olur. Yoksa olmaz yani. Demek ki o cinnet geçirmeler, o zulüm yapmalar, hırsızlık yapmalar burada oluyor. Yani burası sure. Teşviş. Teşviş eder, karıştırır. Peki ne olur? Orada ne oluyor? Gene oradayız bakın. İmkan-ı vehmiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Elime bak. İmkan aklı ile ne yaparmış? Ehli zahir edermiş. İltibas ettikleridir. Allah Allah. Hmm. Görüyor musunuz? Tekrar. Evet. İmkani vehmi olabilir. Kalbim durabilir. Ölebilirim ya. Allah Allah, yalnız, kimse de yok. Ölürsem şey yapabilirim. Olabilir. Olabilirin her şeyi var. Hiçbir sır, ahırda tek kalıyorum. Ulan ne olacak kaptırızı geçirsem der mi? He? Böyle bir problemi var mı? Yok. Çünkü imkanı vehmisi yok. Yani birileri sordu. Yani böyle bir şey yapmakta ne şey var? Çok gariptir. Serbest bölge denilen bir sistemi insanı Allah kurmakla insanı meleklerden ve hayvanlardan imtiyazlı kılıyor. Meleklerde böyle bir sistem çalışmıyor. Akılda tahakkülleri var. Çünkü zişurdurlar. Yani orada ihtimaliyatların değil de aklı mertebeler var. Kan dökeceklerini yaratacaksın diye. Ama öyle bir zanları yok. Mesela Allah en büyük zan haram. Allah hakkında suizan ediliyor. Acaba Allah beni affeder mi? Ha? Allah beni yakacak. Allah zulmediyor. Allah beni bıraktı. Allah beni unuttu. Bu zanın en şerlisidir. Kudret de burada çok güzel gözüküyor abi. Ha, nasıl? Mükemmel gözüküyor. Devamlı kuruyorsun. Bir şey devamlı. Yapıyorsun. Hatta şu şey diyeceğim. Çok gariptir. Halik var ya Halik. Kişlikte yaratan. Halk.
burada gözüküyor. Yani anda halk ediyor, yok ediyor. Hani icat edip yok ediyor, Allah mahsus ya. Halk etmek, vücut vaden burada cil acayip oluyor. Var olanı da yok edebiliyor, Adem'e atabiliyor. Olmayanı yaratabiliyor. Allah'ın o hani bütün sıfatları var ya, subuti sıfatlar, zatı sıfatlar, şuurat-ı zatı insanda celal ediyor ya, mahiyet-i zatiyesi de tanımlayamadığımız ama sır insan olarak gözüküyor. Allah-u Alem zatı sıfatlarda, burası basit zannetmeyin, subuti sıfatlardan da acayip üstün bir şey. Buna olabilmesi için sanki vücut ve Adem ikisinin kol gezdiği yer. Çünkü yaratıyorsun. Nerede o Allah için denir? Kardeşim bu vücud haricisi yok mu? Yaratma ve varı yok etme burada. Saniyede milyonlarca şey üretiyormuş. Yani bir kere neymiş biliyor musun? Bunu da yazabilirsiniz. 18 bin alemin suretidir burası. 18 bin alemin sureti. Hepsinin sureti var. Hepsinin. Olmasa başka bir alem çıkmayacak ki abi. Yani bunsuz olamaz. Yani insanı imtiyazlı kılan, mükemmel yapan, bunu böyle seyrediyorsunuz ama tahtayı seyrediyorsunuz zannediyorsunuz değil mi? Hani lavaboya bakıyorsunuz da böyle yapıyorsunuz. Bunun saçını taraman gerekirken bunu taraman gibi. Aslında buraya bunun için bakıyorsunuz. İşte buraya da kendi şu anda kafanızın içini seyrediyorsunuz. Ayna orası. Burası ayna. Aslında kendinizi seyrediyorsunuz. Ha? Seyrediyoruz. Başta ben. Seyrediyoruz. Şimdi abi tekvim serbest bölgeden daha cami mi? Tekvim daha cami diyebilmem için biraz Hüseyin çalışmam lazım. Evet hayır diyemem. Tekvim içinde Adem ya. Ama tekvim kudret yani şey yapmadım daha serbest bölge o kadar daha ilerleyemedim. Bilmiyorum tekvin mi orada hakim. Fakat öyle subuti sıfat gibi değil burası. Allah-u Alem zati sıfat duruyor. Halk etmeler burada. Emri küm feyekün tezgahı bakıyor mu diyor? Bilmiyor. Yani yaratma, yok etme. Adem de böyle. Burası bir acayip bir kaynayan tencere, vücut Adem kol geziyor, insan penceresinde hissiyat suretinde kaynayan diyor. Hissiyat suretinde kaynayan, tenceresi olarak söylüyor usta. Hissiyat suretinde kaynayan şeyler diyor. Ne diyor ona? Hissiyatlar mı diyor? Böyle kaynıyor hissiyat. Acayip mesela yani... Düşünün ki tasavvuru küfür bile tasavvur edebiliyorum. Bir de mesuliyet de yok aslında. Yok, hiçbir mesuliyet yok. Zenginlik yani, düşünsene. Ben şimdi küfrü tasavvur edebiliyorum, bende öyle bir yapı var. Mesela yani, Allah'a tahayyül ediyorum, mesela zatını bile hani men edilmiş ama hayal ediyorum. Ama neyse diyorum. Ama hayal ettim yani, düşünsene. Allah'ı bir şekle soktum, haşa mesela. Sonra dedim ya öyle şey olur mu dedim. Yani zaten kabul etmem de hayalimde ama... Ama oluyor. Ha, o zenginlik ve mesuliyet de yok bir noktada. Hiçbir şey yok. Çünkü şey değil. Bak, hayatta hissiyat suretine kaynayan mevzuş nakışlar. Pek çok esma ve şuurat-ı zat işaretidir. Okuyayım bir daha. Hayatta hissiyat suretine kaynayan memzuş takışlar burada. Fokur fokur kaynıyor. Acayip bir şey ya. 31. pencerede. Hissiyat suretinde. Mesut oğlum birbirine gitti. Yani burada halk etmekler, yok etmekler onların adeti. Halk var ya. Aletler orada o zaman. Mesela adeta ahiretteki şeyimizin nümunesi, biz Allah'a inanıyoruz. Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerdedir, değildir. İstediğini yapar, istemediği olmaz. Böyle iman etmenin bedeli de cennette sen her yerde olacaksın. İstediğin olacak, istemediğin olmayacak. Aslında adeta küçük şey burası. Anlatabilecek bir değişik bir halet vardı abi. He? Bu Adem'le vücut var ya abi. He? Bunlar birbirine biz girmiş diyoruz ama aslında bir
birbirlerinden farkında mı? Hiç alakası yok ama hep alakalı. Değiller değil mi? Odun var ya odun. Şimdi odunda duman yok mu? He. Nur yok mu? Aynı yerde ama hiç alakası yok ama... Şöyle bir şey var, şeytan melek. He. Sanki bunlar birbirini bilmiyor demek olur mu bilmiyorum. Nasıl bilmez ya? Şöyle yani. Mesela işte Adem vücut. Biz bunlar çarpışıyor diyoruz ama... zaten Adem, Adem mutlak var mı? Yok. Adem bağırıyor, yok da yok. Zaten yok bir şey, niye bağırıyor ki? Aslında sadece vücut var yani. Vücudu inmeye perde olmuş bir unvan, Adem var. Ama bizde değil de, Adem vücudu inmeye perde olmuş bir unvandır. Yani, ilmin vücutsuz vücudu Adem. Adem'in mutlak yok. Adem'in sırfı yok. Çünkü ilmin mutlak var. Ama Adem var. Adem'den diyor çıkarttı diyor vücuda. Tabii. Ama sen Adem'i Adem'in mutlak anlama. O başka bir vecih. Yani. Başka değil. Niçin düşünemezsin diye cevap aradım aylarca. Çünkü vücudu yok ki yalnız. Çünkü anlamak vücuda akıl, vücut üzerine bina edilmiş. Yok yok olsa. Yoku niye anlamaz? Çünkü kurulumu öyle değil. Anlamadığı için de. Barometre ile sıcaklığı ölçemezsiniz. Nasıl ölçersiniz? Sen yemeğe bakar mısın tuzlu mudur? Gözle belli olur mu? Dille belli olur. Ne dedin? Böyle yaparsın. Ne dedin? Demezsin. Şimdi Adem'in için anlamaz. Çünkü akıl bunun üzerine kurulmamış. Akıl, vücuttaki ilişki ve çelişkileri çözmede kullanılan bir alettir. La, alettir. La mevcut diyenler bunun için mi? Demiş evet. Değil mi? Çünkü varamamış çünkü. Varamamış. Yok ki. Şimdi Adem var ama Adem mutlak yok. Adem'in 57 mektubatta vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır. Adem'den vücuda çıkıyor. Adem alemleri subhanallah subhanallah diyor. Mehmet abi şurayı konuştuk da Mehmet abi söyledi. Bir, aslında tam da uyuyor. Yani. Sen oku abi. Diyor ki vücut kainatları ve hassiz Adem alemleri. Aa işte. Birbiriyle çarpışırken. Aha. 286. Şey, neresi? 286. 262. Aa, şey. Yanlış mı? 262 değil mi? Şualar. Ya, şualar. Ha, 11. mesele. Şeyde abi mesela melekler ve şeytanları şimdi şey yapın abi. Şu iki tarafımız vardı ya. Vücut kainatları ve hassiz Adem alemleri birbiriyle çarpışırken. Aa, nerede çarpışıyor? Burada. Burada. Cennet ve cehennem gibi meyveler verirken aşağı mümin cennet, kafir cehennem. Bak nasıl verirken bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah ve bütün Adem alemleri subhanallah, subhanallah derdi. Aslında tesbihat var. Hepsi vücutta yani. Yok öyle Adem. Allah razı olsun. Harika. Adem mutlak. Çok güzel. Hatalı bir kanunu mübarezeyle melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesveseyle mücadele ederken. Oo, ay. Al mücahede meydanı, mübarek meydanı. Ve ama Allah razı olsun harika bir yer. Ta kendisi. Tarifi. Tarif o. Ha. Ha, tarifi o işte. Tarifin o. Onu koyun tarif. Ya. Buraya şer koyabilirsin. Koy. Burası kanun-u mübareze meydanı. Evet. Onu mutlaka koyama. Yani serbest bölgenin içi değil, tanımlamasıydı o. Sıfatı değil, o dört tane sıfatıydı. Hı hı. Tarifi bu. Sistemi anlatıyor, kanun. Tarifi bu. Yani sistemi onu... anlatıyor. Subhanallah. Ne kadar uyuyor kendisi? Uyuyor ne demek kendisi? Ustad bakmış, yapmış. Görmediğim şeyi yazmadım. Şu anda kaçtı? Şu anda 262 abi. 262, ben öyle nasıl uyuyor yani? Vücut kainatı. Allah'ım sen çarpışırken. 262. Daha ne desin ya? Nerede çarpışıyor? Sende. Çarpışıyorlar, meyve veriyorlar. İki çarpışan da tesbihat yapıyor aslında. Subhanallah. Elhamdülillah. Şu anlar 262 diye. Olmazsa da olmuyor demek ki yani. Olması lazım. Ama ayırıyor. Bizi olmasın diyor. Sadece elhamdülillah diye. Olmaz. Zencefil için. Olmaz. Harika bunun üzerine. Öyle bir tarif oturdu ki bundan daha iyi tarif olamaz. Peki dört tane neydi? O sıfatı. İçi. Yani şurayı okuyup dimağı anlatıp olayı bitirip güle güle diyebilirsin. Vallahi güle güle. Mevzu bitmiştir. Bitmiştir. Her derse gittiğim her bölgeye beni davet edenlere Allah için hepsi bir duysun diye anlasınlar anlamasınlar. Serbest bölgeyi yapıyorum. Her gittiğim bir yere mutlaka bir serbestin duysun tamam ondan sonra gelip ne yaparsa yapsın. Çünkü bir sürü ilaç, bir sürü psikoloji, bir sürü ders gene aynı. Adam anlatıyor, sen anlatıyor. Bir serbest bölgeyi gör,
çok mecbur değiliz adamlara nereden çıkardınız ama aha işte bu. Evet. Eğer anlarsa tabii. Yani her gittiğim yere bir serbest bölgeyi anlatıyor. Yani şimdi şu bir şeydir hani model gibi şey. Buraya oturttuk tabi oturduk. Yani bitti. Onun zevkini yaşıyorum. O şablon buraya tam uyuyor. Ben orayı çalışarak bunu çıkmadı. Ve de üstadın hani şeyde emirada dediği var ya enfüse taşıma şeyde insan şeyinde kendisinde görmesi. Mesela şimdi alıp afakta değil insanı kendisine taşıdık şey. Bütün alemi buraya taşıdık. Ya zaten muhakemattaki yer de buraya bakıyor. Diğer yerler de aynen bakıyor. Ama burası tam. Sorun bizim yani. Bakamamamız. Şablon çıkartıyor. Bu serbest bölgenin ta kendisi. Evet. Hadi bakalım. Çok acayip bir arasıydı. Allah'ım ne nimetin bizi muhatap ettiğini. Bir de okuyayım mı? Ehli zahiri teşviş eder. Elimde şaparak yatıyor. Aletler elimizde iş yapsın. Ehli zahir, ehli hakikat teşviş eder, birbirine girer. Tamam. İmkan-ı vehmi nasıl anlatıyor görüyor musunuz? İmkan-ı vehmi burası, vehimler. İmkan-ı aklı burası, imkan-ı aklı ile irtibas ettikleridir. Adam burada, buradayım zannediyor. Yani Mehdi ile görüştü, Mehdi'yi zannetmesi gibidir diyor Mehdi. Tuvat anlatıyor ya. Hızır. Hızır. Hızır'la görüşmeyi, Hızır'ım demesi. İmkan-ı vehmi, imkan-ı aklı olarak kabul, irtibas ediyor. Halbuki imkan-ı vehmi, halbuki şurası imkan-ı vehmi nereden kaynaklanıyormuş? İmkan-ı vehmi nereden kaynağını söylüyor şimdi bak. Elimi kaldırmayacağım. Esassız olan ırk-ı taklitten. Irk-ı, ne demek lügatı? Taklit kökü, taklitçilikten. Yani o öyle yaptı, sen de akıllısın. Görmüyor musun? Şeyhim böyle yaptı, abim böyle dedi. Bu şeriata direkt lübünü, özünü muhatap olamıyor, kışırına. Hoca senge, hocası put, ustadı put, şeyhi put. O put 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 yapılıyor. Yani kaynak zannediliyor. Yanlış dahi olsa hikmeti vardır demek diyen adam putudur o. Çünkü Allah'ın açık dediği haramı, mesela diyelim ki, ya faiz helal dedi. Allah'ın açık dediği bir şey. Adam helal desin. Bir bildiği vardır diyen adam o diyeni Allah'a tercih etmiş oluyor. Puttur. Nedir bu? Irk-ı taklitten. Tamam. Tevellüt ile. Doğru. Ben dedim diye kabul etmeyin diyor ya. Tamam ustad. Öyle ustadın talebeleriyiz. Mengi vurmadan almayınız. Altın çıkarsa fedi ya. Demir çıkarsa gıybeti. İlk türeyi akalbi arkasına koy, bana gönderirsiniz. Öyle mi? Diyor. Tevellüt ile bak. Bir de okuyorum burayı. İmkan-ı vehmi şu, esassız olan, esası yok, ırk-ı taklitten, yani taklitçilikten, tevellüt ile, safsatayı tevlit ettiğinden, tasavvur neydi? He? Safsata mı? Biber. Bunlar safsatayı doğuruyor. Birbirlerine. Safsatayı doğuruyor. Hayali de bozuyor. Ben. Hayali de bozuyor. Birbirlerine afsar. Biberle. Nasipsiz olunca başında söyledi. Tevlit ettiğinden, safsatayı tevlit ettiğinden, yani bunu bozuyor şurayı. Safsatayı. Hayalini bozuyor. Ya mesela şöyle düşün. Deprem olabilir. Deprem olabilir. İmkanı vehmi midir? Hayal şu, binalar yıkılıyor. Allah Allah, altına kalıyorum. Şu anda ben eziliyorum. Hemen dışarı fırlıyor. Bazı mısın? Mesela tünelden geçemiyorlar. Niçin geçemiyor? İmkanı vehmi şu. Tünel ya kapanırsa, içinde kalırsa, bu düşünce safsatayı nasıl doğuruyor? Kalmış gibi kabul ediyor. O şekli yapıyor. Uçağa yani, geliyor falan. Uçağa aha düşecek. Niçin düşecek, düştü gibi görüyor? Safsatayı doğuruyor. Düşebilir, düştüğüyle aynı yapıyor.
Düşebilir, kalkıyor, düştü. Düşünce ne oldu? Bak, uçak düştü, ben yandım, öldüm. Ha, o zaman her uçağın sağlaması ölümle özdeşti. Psikoloji de birbirimize bindirildiği için kişilerin psikolojisi bozuluyor. Doktor ne yapıyor? Bu birbirine bineni ayırıyor. Bak bu böyledir, bu da böyledir. Yapma, bu. Ama senin böyle oldu diyor ya. Dördü de böyle. Ya böyle değil ya, bunu böyle aç ya. Birbirine, yani mesela uçak titredi. Uçak titredi, sonra o acaba düşer mi? Bu imkanı vermeyin. Safsata doğuracak, uçak düşüyor. Ondan sonra ölüyor. O zaman titreme ile ölüm aynı oldu. Tamam. Ölüm aynı olunca her titreme ölümü safsatayı doğuruyor. Onun için imkanlar en zirveyi yaşıyor. Bu safsatayı doğuruyor. İmkanı vermeyin, safsatayı doğuruyor. Abi tahayyül bütün hayal değil, hayal nehrinden parçalar kepçeyle alıyor diyor. Diye hatırlıyor musun? Evet. Tahayyül. Evet. Şimdi, sırf kurduğumuz değil. Şimdi, alemi misali, evet, nevi misalini sana akorlar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz abi? Tasavvur program olarak, paket olarak hayali tahayyüle gönderiyor. Tahayyül o paketi açıp gösteren mi oluyor o zaman? Yani ikisi birbirini aynen gösteriyor. Mesela şuradaki imkan-ı vehmiyi şekillendiriyor. Şekli imkanı vehmiye dönüştürebiliyor. Bu acayip bir alem ya. Zaten ikisi çok öyle yakın birbirlerine. Ya, yakın değil, aynı ya. Ayrı edemiyorsun. Bakın bir daha söyleyeyim Osman. Evet. İmkanı vehmi şekillendiriyor. Şekli imkanı vehmiye dönüştürüyor. Aynı şey. Bu diyor bak, imkanı vehmi diyor, safsatayı doğuruyor. Yani son şekli şekle dönüştürüyor. Ona ettiğinden delilsiz olarak bu İmkanı vehmi, delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir, yani bu ne yaparmış biliyor musun? Her bedihi var ya bedihi, şu anda bedihi, binen buradayız. Binen bir şey var mı şimdi, bir şey var mı? Deprem var mı? Şu anda imkanı vehmi deprem oluyor, deprem oldu, yıkıldı, altındayız ve her taraf kapalı, günlerce bana ulaşılamıyor, bir düdük alayım, bir de su pet alayım. Ve şu anda hala düdükle ve yanında petle yatanlar var. Bir tane zengini söyleyeyim sana, ismini vermeyeyim. Türkiye'nin en iki tane zengini vardı. K ile S. K, isim vermeyeyim. K, evine, odasına çelik şey yapmış, kafes. Bina çöktüğü zaman onu kırmayacak şekilde çelik varmış odasında. Çelik. Şimdi deprem olabilir. Ha? Deprem oldu. yıkıldı. Yıkıldı. Tamam. Yıkıldı. Altında kimse bana ulaşamıyor. Su koyuyor. Düdük koyuyor. Bir de uzun müddet esneyecek maddeler koyuyorlar. Tam yataklarında. Adam demişti. Ben demiş 800 sene mi ne yaşayacağım demiş. 100 kaça? 103 yaşında mı? Geberdi gitti. Amerika'daki X bir adam. Evet. Zalim. Şimdi imkan-ı vehmi hemen hayal, ne düşünüyorsanız unutmayın. Bu bir bilgi vermiyor. Neyi düşünüyorsanız hayal otomatik şekle dönüştürür. Hayal ne kurarsa unutmayın, otomatik düşünceye dönüştürür. Bu otomatiktir. Biri birisiz olamıyor. Olmuyor. Olmaz. Öyle korku bir şey. Korku orada mı abi? Korku tasavvurda mı? Hep paket olarak. Evet hep burada. Korku burada, şekli burada. Mesela titredi, ölümü şekillendirdi. Diğer ölüm. Bunu doğurduğundan bak, iyi dinle şimdi. Safsatayı tevlit ettiğinden bu imkanı vermi delilsiz olarak özelliği, zengin olsun, insanın düşüncelerine zenginlik katsın, küllü düşünsün diye her bir bedihiyatta, bedihi, şu anda deprem yok. Şu anda bedihi değil mi? Yok. Ama bir ne koyar? ABCC'den kalsın bu. Belki ihtimal, şek, yol açar burası. Yani üçünden birisi ve üçü birden. Belki değil. İhtimal, şek, inkar. Yol açar. Bu devam ediyor tekrar burayı. Bu imkan-ı vehim galiben nereden kaynaklanıyor? Bak şimdi, çok acayip ya, şunu nasıl yazmışız?
Şu anda altını okuyacağım. İmkanı vehmi nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? 2, 4, 5 tane. Zeminle kaynaklanıyor bak. İmkanı vehmi. Ne işine yarayacak bu bilgi? Boşver karar şey bilgi ağırlığı. Bu imkanı vehmi. Şimdi okuyacağım. Yani olabilir. Hemen hayal olmuş gibi yapıyor. Olabilir'i madem olmuş gibi insana hissettiriyor, o zaman iyi, zengin değilsen, huzurlu değilken, fakirsen ama imkanı vehmi müsbette kullan, hemen o. Önemli olan araba olması değil ki. Arabası olan ne hissediyorsa sen de hissedebiliyorsun. Yani mesela kansersin, hastasın ama sıhhatli bir insan ne hissederse hissedebilirsin. Çünkü imkanı vehmi varı yok edebiliyorsa, sana bunu hissettiriyorsa, yutturuyorsa olmayan bir şeyi de imkanı vehmiyle sen aynısını olursun. Mesela kendini mutlu hissedersin. Şimdi dolayısıyla iki tarafa da açık. İmkanı vehmi nereden kaynaklanıyor? Gafur. Bir. Defterin yok senin, var mı? Olmaz mı abi ya? Ha. Bir. Muhakemesizlikten. İki. Kalbin zaaf asabından. Üç. Aklın sinir hastalığından. Dört. Mevzu. Beş. Mahmulun ademi tasavvurundan ileri geliyor. Tek tek konuşacağım bunu. Derste geçmişti, eski derslerde var. Evet. Halbuki bu geçiyor. Bu kaç tane? 2, 4, 5 tane muhakeme ve muvazene vardı, hatırlar mısınız? Kantar. Yani elinize meti, elinize kantarı koyun vardı. Muhakeme, muhakeme metre, kantar değil. Muhakeme. Muvazene vezinden geliyor, kantar o. Muhakeme metre gibi. Şimdi halbuki diyor, şimdi buraya geliyor bakın. İmkan aklı ne yaparmış? Vacip ve mümteni olmayan bir maddede. Bunu nerede cereyan ediyor? Üç tane vücut vardı, onu yazıyorum. Ben burayı siliyorum şimdi. Arkadaşlar. İmkan-ı aklinin sahasını söylüyorum. Hudut, bariye, sağ ve sol yol. Şimdi yolunu çiziyor usta. Bir, kaç tane vücutta vardı? Üç tane, üç tane. Vacip. Sonra? Mümkün. Mümkün. Mümteni. Şimdi. Alışmıştık buraya. Şimdi akıl neyle hareket ediyormuş? Haşa. Vacip bir vücut olmaz. Mümteni de şu. Haşa, bu vacip bir vücut. Vacip. Allah. Bizim vücudumuz mümkün. Ne demek mümkün? Olabilirdik de olmayabilirdik de. Olmamızın başka şeye muhtaç oluşu ve 8 kapalı, 2 ayaklı başka şekilde kulak olma mümkün değil miydi? Olabilir. Bu tür vücutlara olmamış ama mümteni. Ama olmuş. Her şeyi barındırabiliyor. Her şey olabilirken bir şey olmuşsa mümkün. Akıl bununla hareket ediyor. Peki tasavvuf neyle hareket ediyordu? Vacip ve mümteni ile diyor. Belki, ihtimal, nasıl vacip? Kendisini halik yerine koyuyor. Yani sanki cennet onun, cennet onun, her türlü melanet işler, Allah belafi çekiyor diyor, mecburdur diyor, tövbe böyle. Beni buradan yataktan kaldırmadıkça ben tövbe etmem diyor adam. Son şey ya. Yani böyle tasavvur, tabur yapıyor. İmkan-ı vehmi galiben vacip ve mümteni ile hareket ediyor. İmkan aklı ise mümkün. Abi şey de çıkıyor orada, ezel ebed hazır zaman da çıkıyor. He? Ezel ebed hazır zaman. Ha, yani onu şey yapmadık da şey yapmayayım, dağıtmayayım diye. Ondan sonra bak, vacip ve nerede? Vacip ve mümteni
olmayan bir mertebede imkan-ı akliden bahsediyoruz. Tamam mı? Vücut ve mümteni bir delil Vacip ve mümteni olmayan bir madde demiş. Madde demişsiniz abi. Mesela değil. Öyle demiyor bak. Metni zaten izahettim. Vacip ve mümteni olmayan bir maddede vücut ve bak vacip değil. Vücut ve mümteni bir delili katiye desti rest olmayan bir emirde tevlüt etmektedir. Vücut ve mümkün mü diyor mümteni? Mümteni bir delili katiyle resim edilir. Evet. Eğer katî delili desti rest olmayan bir emirde tereddüt etmektir. Bunu tek tek izah edecek akşamlar. Eğer delilde neşet etmiş ise makbuldur. Delilde. Şunun çalışması delil. Tasavvur delille çalışıyor. He. Tasavvura delil dedik. Onu da kullanıyor. Kullanıyor. Yoksa müteber değildir. Buraya geleceğiz. Nasıl geldik? Delil, burhan, hüccet nereden çalışıyor? Bu imkan-ı vehminin ahkamındandır ki bazı vehamlar diyor muhtemeldir. Burhanın gösterdiği gibi olmasın. Burada deliller var çünkü niye? Düşünceler var, bilgiler var, malumatlar var. Burası delil var burada. Burhan buradadır, hüccet buradadır. Hüccet el İslam İmam-ı Gazali. Hüccet ne demektir biliyor musunuz? Delil ve burhanın kağıda, belgeye dönüşmüş halidir. Kabul ümmete hüccet denilir. Her delil, her burhan kabul ümmet değildir. Tamam mı? Ama kabul-ü ümmet olmuşa hüccet denilir. Onun için külliyatta delil geçtiği zaman tasavvuru koyacaksın kafana. Buran deyince takulü koyacaksın. Hüccet deyince ikisini cem etmiş. Üniversite diplomasında lise ve ortaokul diploması olduğu gibi kabul-ü ümmet olmuş. Bunun zıttı olamaz diyeceksin. Şimdi diyor ki diyorlar ki kimler? Bazı vehamlar muhtemeldir burhanın gösterdiği gibi olmasın. Bak İmkanı vehmi olanlar var ya şu sebebi. Ya tamam da arkadaşlar benim de delilim var ama senin burhanın gibi oldu. Yani olur mu yani hepsi? Hani burhanı pek delille yok etmeye çalışır. Farkı şöyle bir misal vermiştim Murat. Mesela ateş yakar. Ateş yakar. Herkesçe delildir. Ateş yakar. Kafir mümin fark etmez. Delildir bu. Ateşin yaktığı delildir, yakar. Ama bunu Allah'a vermek burhandır. Bunu ümmet kabul etmesi, Allah'a şey yapması, esmasına hüccettir. Zira akıl, onlar diyor, her bir şeyi derk edemez. Aklımız da buna ihtimal verir diyor, şu diyor. Deliline bak. Yani olabilir aklın gösterdiği burhan üzerinde olmaz. Niye? Her şey akılla mı olur diyor burası. Aklınca diyor. Bu diyor. Her şey akılla mı diyor ya? Çünkü diyor sen çok iyi biliyorsun ki her şey aklı olmadığını aklın da biliyor. Tasavvur diyor. Yani biliyor. He bak sen. Her şeyin aklı olmadığını aklın da biliyor diyor. Bana ihtimal verecek diyor. Tasavvur taakkülü halt etmiyor. He, tasavvur savaşıyor buna. Ve benle iş yapmaya çalışıyor. Evet diyor devam ediyor. Yo belki ihtimal veren vehminizdir. Yani olabilir. Bunun dediği gibi olabilir mi? Bunu diyen vehminizdir. Akıl değildir. Yani bediyatı olmayabilir. Niçin olsun diyen vehimdir. Akıl değildir. Çünkü diyor, aklın şimdi burhan üzerine gitmektir. Burhan onun için buraya da. Yani tasavvurun sahası daha geniş aslında. Taakkuliki daha dar. Daha dar. Niye? Dardır. Mesela ben dedim ki iki tane tanrı var dedim. Tasavvur ettim mesela. Taakkul hop diyor ya olur mu? İki tane işte ortalık karışır. Bir yerde iki muhtar olma hemen. Şeylerini saydı. Mesela tasavvur dinlemiyor. Diyor ki iki tane vardır diyor. Mesela dört tanesi, yedi tanesi, şu tanesi, bir sürü tanrılar var. Olabilir mi belki diyor. 360 tane Mekke'de vardı tasavvur. Belki dedi geniş zaten. Belki var diyor. Olmaz diyor işte. Mesela diyor ki şey yaptı bu soruya mukabil. İslamiyet'in doğru olduğunu Şakyamuni Buda, Behemenler ve Yahud Hristiyanlar doğru olmadığını nerede biliyoruz? Diye bana beni sıkıştırdı bir gece. Kalktım yazdım ve ders yaptım hatırlarsınız.
Şimdi yayında bir hafta. Daha önce de yapmıştım ama biraz daha çapını genişlettirdik. İslamiyet'in doğru olduğunun delilleri diye. Tamam mı? Dolayısıyla bu adam yaptı bana. Tamam mı? Bana yapınca dedim, hani ben cevap verdim ama bizim kardeşler ne olacak dedim. Ona da diyorlardır. Bana sirayet ettiğine göre oradan sıçradımıştır. Şimdi bu diyor ki, buna, bize, ya her şeyin aklı olmadığına akıl demiyor mu? Ben, kaç tane tanrı var? Biz sen mi akıllısın? 360 tane tanrı vardı. Akıl diyor ki oğlum bir tane var ya diyor. He. Şimdi ama aklın şeyini neyle gitmek? Burhan. Yani imkan vehmiyle imkan akli. İmkan akli çarpışıyorlar. Çarpışıyor ve bu buna saldırıyor. Çok acımasız. O da genişliğini kullanıp bastırmaya çalışıyor. Bastırıyor çünkü geniş o. Çok çaplı düşünebiliyor. Bu tek tanrıyı düşünebiliyor. O çünkü burhanlar ne? Burhanlar. Diyor ki öyle olur, böyle olur, böyle olur. O adam, bu adam ise bir sürü şeylerle hareket ediyor. İşte bak, malzeme belki seç. İhtimal hareket ediyor. Aklın şeyini burhan. O işte belki ihtimal şek. Çok, üçe bir. Evet, akıl her bir şeyi tartamaz. Fakat böyle maddiyatı ve en küçük kadimi olan basarın kabzasından kurtulmayan bir emri tartamaz. Tartar mıydı? Tartar. Tartar mı yazıyor? Tartamaz niye yazdım? Tartar olacaktı. Ben de diyorum niye böyle olacak? Tartamaz yazıyor. Tartar olacaktı ya. Faraza tartmaz ise biz de o meselede çocuk gibi mükellef değiliz. Görüyor musun? Şimdi ifranı kesiyoruz arkadaşlar. Kavgamız başlıyor şimdi. O vesileyi. Tamam. Bismillah. Hazır mıyız? Şunu koyayım. Hem izah ettik konuşarak ama şimdi çıkarımlar. İmkanatı vukuata koyan vehimdir. İmkan olabilir. Olmuştur. Vukuat o. Olabilir. Olabilir nasıl geliyor? Olmuştur. Ha, tamam mı? Bir, çıkan bir. Yani ben şöyle yürüyorum. Merdivene sağlam önermelerimi koyarak yürüyorum. Bu çoğu zaman akıl ile irtibas ediliyor. Yani bu çoğu zaman imkan-ı vehmi, imkan aklı ile irtibas edilen bir meseledir. Sakın ha, aklın şeyini burhan üzerine gitmektir. Tasavvurun şeyini belki, ihtimal, A, B, C, Ç, D, İ, şey, alfabeyi biliyorsunuz. Hani sırayla ezberlersiniz diye kolay olsun. Belki, ihtimal, şek. Mesela evameli tekmini neydi? İyim. İhtiyaç, iştiyak, incizam, neyi? Ne söyledi? Yani, ham. Haksız temellük, aynı davranı bilmemek, memnun muhakkak bilmemek. Yani böyle ezberleyin diye. Tasavvurun şeyini neymiş? Ne yapar? Biş. Belki, ihtimal, şek. Aklın şeyini burhan üzerine gitmek. Tasavvurun özelliği imkan-ı vehmi, imkanatı vukuat yerine. Yani olabilir, olmuş, öyledir. Diyebiliyor. Halbuki imkan-ı vehmi ne yapar? İlk taklitten tevellüt ediyor ama safsatayı doğurur. Onun için zihnimize gelen o şekiller safsata. Buradan kaynaklanıyor. Diyor ki, imkan-ı vehimde delil pek aranmaz. Olabilir. Delil hiç sormaz. Soran makam yok. Peki, taakkuldeyken delili soran kim? Bu adam soruyor. Unutma. Taakkuldeyken delili soran tasavvurdur. Tasavvurdayken ya öyle ama delili soran yok, alt veri yok. Adam her istediğini istiyor. Anladın mı? Hiç sormuyor. Çünkü akıl buraya pek karışmıyor. O türlü şey melaneti ve hayriş diyor.
her türlü şeyler düşünüyor. Buraya gelince öyle mi ya diyen bu. Her şey aklı olmadığını aklın da bilir diyor. Aklı hücum ediyor. Burada ise karman çorman bir alem olduğu için soran yok. Vehminin doğru olduğunu kim söylüyor? Soran yok. Almış başını gidiyor. Gidiyor. Eğer sen bunları kontrol edemezsen o işçi hiç canın alır. İmam Şafii'nin cümlesini zikredeyim. Rahmetullahi aleyh. Ne güzel şey demiş ya. Hakikaten büyük adamlar ya. Üç alemini gösteriyor bu ayna, bu söz. Hayırla meşgul olmazsanız şer sizi meşgul eder. Akıl hakim olmasa otomatik olarak tasavvur sizi hakimdir. İşgal eder. İşgal eder. İşgal eder. He. Hayırla meşgul olmasın, şer sizi işgal eder mi, meşgul eder mi, öyle bir şey diyor. Yani imkan-ı vehimde delil pek aranmaz. Çünkü arayacak makam yok. Çünkü orası serbest bölgede. Allah! Toz duman vallahi. Üf! Ama hoşuma gidiyor. Bunları okudukça böyle bakıyorum. Orası içime çarşamba, salı günü Çeneke'de dersem döktüm. Bir tanesi dedi ki okuyan fizik, öyle fizikçi. Abi dedi, pek bir şey anlamadım sayısa dedi. Anladı da. Ya dedi, bunlar hep benim içimde mi oluyor orada? Evet. Hepsi bende mi? Evet. Artık niye bunlar oluyor demeyeceğim dedi. Ben sabit, yahu işte git. Öyle sade sokak yok. Burası doğu değil, burası İstanbul sokağı. Her yerden ışık çıkar. Pencereden çöpü atan olur. Camı indirip muzu sokağa atan var. Sigara içip de sigaranın paketini ve ismaleti sokağa atan var. Yağmurda o çoluk çocuk geçtiği sokakta bildiği halde o ırmak gibi akan sudan hızlı geçip çoluk çocuğu banyo yaptıran adamdır. Her şey var. Burası İstanbul sokağı. Burası tasavvur dünyası. Sabit yok. Ha? Yani bunlar olunca insana keyif veriyor. Endişe etme. Hiç endişe etme, sıkıntı. Aa, nereden geldi? İmkanı vermeyeyim, bir anda aktif. Dokunun biraz sonra zaten gidecek, tutulamayacak. Böyle bu derste nedir? Tanırsan gider, tanımasan gelir. Cehil onu davet eder, ilim onu tarif eder. İlim ta aşağıda. Daha buraya gelmedi. Canını okuyacak buna. Düşünün bunu, canını okuyacak ya. İlim ücettir. Susar, sıs der. Koyacak kenara. Ama ilim ilim olursa der. Çünkü Vesvese Risalesi ilim onu ilimdir. Okuyoruz niye gitmiyor? Sen daha bilgidesin. Bilgi, Risale'nin ezbersen ne olacak? Tek kasedi. İlme dönüşmemiş. İlme dönüşmesi için taakkunun mertebesinden geçireceksin. Şey, tasdik olsun. Hani her okuduğunuzda adam adam olsaydı hepimiz peygamber olurduk. Çünkü peygamberin bilgileri var bizde. Peygamberin bilgisi yok mu? Hatta haşir meselesinin geçmiş peygamberler ismi azam cihetiyle haşir izahı olmadığı için Risale'nin ismi azam cihetiyle haşir bilgisini zayıfmış. Yani o peygamberde vardır o bilgi ama ümmetine vermedi çünkü sebebi muhtar şey değil. O ümmetinin alimlerinden fazla haşir hakkında bilginiz var. İbn-i Sinan'dan daha sizin haşirde deliniz var. Niye? Çünkü ustad diyor ki üstün olduğunuzdan değil. O ve senin farkın İbn-i Zaman'ız. Sen zamanın çocuğusun, o da zamanın çocuğuydu. O en zamanın en iyisiydi, bu zaman dolusuydu, gene İbn-i olurdu. Sen de o zaman dolusuydu, onun talebesi gibi olurdu. Çünkü İbn-i Zaman'ız. İmkan-ı vehimde delil pek aranmaz. Üşenmeden kalkıyor mu? İmkan-ı vehimde burada, öyle delil, buran, delil var da buran hücret aranmaz. Sonra, İmkan-ı vehmi bu noktadan ortadan kaldıran delil ve burhan ve hüccettir. Yani sıstan sef, söz bunu ortadan kaldıran veya bloke eden burhan, hüccet. Bloke ediyor. Keşke abin gelseydi. Anlatırma geldi. Bebekçi kaldı abi. Hı? Bebekçi kaldı. Tam onu soruyordu geçen hafta. Bu hafta söyledim bugün.
delil. Geçen hafta gelemediği için değişti. Burhan da hücceti, abiyle fark var diye görecekti. İyi olur, hatırladım. Hatta imkan-ı vehmi o kadar, gözünüz diker misiniz imkan-ı vehmi deyince tasavvura? Bak diyor ki, hatta imkan-ı vehmi o kadar bazen güçlü bize hükmediyor ki Gafur, bir o kadar kuvvetli bize hükmediyor ki bu bazen canımızı alıyor. Hani böyle arabaya çok yük yüklersin de kasis basacağız, böyle yani karyola şeyler var ya, yaylar. Böyle yapar. Bazen imkanı mevimi o kadar hükmeder ki belki ihtimal şekle sanki o karyola yayı gibi eski ama hiç yatılmamış karyolayan pastı böyle esner ya, onun gibi bizi esnettiriyor yani. Vallahi acayip yani. Sanki 10 ton kamyona 15 ton yük vurursun da gelmiş artık böyle çay kamyonu, böyle o köylerden inince nasıl ses yapar makaslar, kasa nasıl ses yapıyor? Aynı bu işte. İmkan-ı vehmi bazen öyle kuvvetleniyor ki televizyon, hanım, cemiyet, koca, arkadaş, o da bu da, ondan sonra acayip, o da ne vicdan kalıyor ne bir şey kalıyor. Yani bildiği var diye toptancılıkla sıyrılıyoruz. Bir bildiği var demek ne demek biliyor musunuz? Ben imkan-ı vehim değilim, müsesi dünyadayım. Ben bu işlerde değilim şu anda, ondan. Adaletsizlik, zulümlükler hep burada oluyor. Burada olamaz. Abi bir şey sorabilir miyiz? Ya, cümle bitireyim. Adaletsizlikler, zulümler, hak yemeler, gasıplar, kavgalar, gürültüler hep burada oluyor. Burada öyle bir şey yok. Burada süt limanı. Burası cennettir dünyada. Geçtiğin zaman liman, yani orayı bak ahireti dünyada yaşattıran burası. Bu burası, burası. Hoş geldiniz alemi şehadete. Burası. Burası dünya kardeşim. Oraya gidiyorum. Zıtların cemiyeti. Olmayacakların olduğu bir yer. Burada zulüm göremezsin şurada. Burada hak göremezsiniz. Yok, öyle bir şey yok. Hoş geldiniz dünyaya. Bu alemi şehadet. Âlem-i kemni fesat, imkanatın her mertebesinin var olduğu. Onu da ekleyebilirsen serbest beni. İmkanat, hani her şeyin her mertebesi var ya. İmkanatın, imkanatların her mertebesinin hükmettiği bir âlem. Ve ekle âlem-i şehadet. Ben de yazayım da. Serbest bölge, şunu ekleyeyim. Serbest bölge, bölge, imkanatların, imkanatların her mertebesinin, olur, her şeyin her mertebesinin gibi demiş. Evet, evet. Her, imkanatın her mertebesinin hükmettiği, hükmettiği alemi şehadet. Alemi şehadetin şehadetin sureti. Anladın mı abiler? Şimdi garip bir alem. Bazen nefesimi kesiyor, bazen şey yapıyorlar. Ya tamam abi, yol açar. Bu üç imkan-ı vehmiden çıkarmış. Bu üçü imkan-ı vehmiden çıkarmış. Hangisi? Belki, ihtimal şey. Peki, imkan-ı vehmi nereden çıkıyor diye? İmkan-ı vehmiden üç şey çıkardı. Belki, ihtimal şey. Peki, imkan-ı vehmi nereden çıkıyor? Altı tane yapıdan çıkıyor. Bir, galiben mahkemesizlikten okuduk ya biraz önce. Evet. Mahkemeyi çok şey yaptık. Metre yok. Metre yok. Metresi yok adam. Haddi yok, hududu belli değil. İki. Kalbin, beraber okuyacağız. Kalbin zaafı asabından. Kalp zayıf. Başlangıç ırkı taklitten diyor. Esassız olan ırkı taklitten. Tevellüdüyle.
galiba muhakemesizlikten. Irk tabii ki diyorsun. Boşaklıktan tevellüt ediyor, imkanı vehmi. Bak şimdi, halbuki imkanı vehmi esassız olan ırk-ı taklitten, tevellüdü de. Safsatayı tevlid ettiğinden. Yani. Evet, ırk-ı taklidi yazmadık tamam, değil mi? Onu da... Acaba o başka mıydı ya? Yok. Ama şöyle diyor, bu imkanı vehmi galiba mahkemesizlikten, kalbin zaaf asabından, aklın sınır hastalığından, mevzu ve mahmul adem-i tasarım ileri gelir diyor. Ötekisi kim? Halbuki imkan-ı vehmi esassız olan ırk-ı taklitten tevellüd ile. Ha, bu da girer. Değil mi? Irk-ı taklitte giriyor. Bunu da eklememiz lazım. Ama burada yazmışız karşıki sayfaya. Dur, gidelim. Eklemiyorum. Gidelim abi. Gidelim çünkü ben o zaman sakin yazılmış. Şimdi bir de okuyorum. İmkani vehmi nereden çıkıyor? Şöyle yapayım da kafanızda kalsın. Şurayı şunu sileyim artık. Değil mi arkadaşlar? Şuraya bitti. Vazifesini yaptı artık. Kayıtlara geçti. Burayı da sileyim abi. Bu da renklerin devamı. Şu bize lazım olacağı için çok önemli şu anda şey dediğimiz biraz ulaşıyor. Bak şimdi imkanı vehmi şuradan geliyor. İki tane. Doğuyor. Bundan ise 6 tane çıkıyor. 1 2 3 4 5 6 çıkıyor, giriyor. Bu şu ırk-ı taklitten ondan sonra dur, o ne geçtik mi, dur bakayım. Yapacağız, bunu çizeceğiz herhalde. İki taneydi. İki tane safsata tane geçelim, dur sonra yazarız onu. Bir, imkan-ı vehmi nereden çıkıyor? İmkan-ı vehmi imkan-ı vehmi şuradan çıkıyor. Irk-ı taklitten, tevellüt eden. Evet. Okları ters yapsanız oluyor. Ters yapacağız. Ters yaptım şimdi. Ters yapacağım. Bu üç imkan-ı vehmiden çıkar. Ha, imkan-ı vehmiden çıkan üç tanedir. Onu yapayım. Şu. Sonra ekleriz. İmkan-ı vehmiden şunlar çıkıyormuş. 3 değil ha, 5. Öbür sayfada 4 şey var ya. 6 da var. Belki ihtimal şek. Tamam mı? Şimdi bunlar mı çıkıyor? Peki bu nereden çıkıyor? O da o 5, 6 işte. He. O zaman şöyle yapacağız. Ben bunu siliyorum yukarıyı. Şurayı. 6 taneyi de 6 taneden çıkıyor. Şimdi oldu. Yani şöyle yapayım. Şimdi yok, o ters olması gerekiyor. Şöyle yapacağım. Şöyle abim. 6 oku. 1 2 3 4 5 6 ok, niçin olduğunu, 6 tane. Bu 6 tane bunu doğuruyor. Bu da bunu doğuruyor. Şimdi 1. Şimdi 6 ok. Muhakemesizlikten. Muhakemesizlikten.
kalbin zaafı asabından kalbin zaafı nasıl yazılıyor? Asabından ondan sonra aklın sınıf hastalığından mevzu. Ne? Mevzu ve mahmulun. Mevzu, ha. Mevzu ve mahmulun. Orada mı tasavvur? Ha, altıncı sirkü taktık ya. Mevzu. Mevzu. Ve mahmulun. 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 İkisi tek. Mevzu ve mahmulun. Nesinden diyor? Adem'i tasavvurun. He? Adem'i tasavvurun. Adem'i tasavvurun değil mi? Adem'i tasavvurundan altıncısı ırkı taklitten çıkıyor. Esassız olan ırkı taklit. Ha, esassız. Ha. O çok önemli. Onu bilmem lazım. Esassız olan ırkı taklitten. Sünnete ittibada bir ırkı taklit değil midir abi? Aslında. Yani imkanı vermeyi hep şer değil ki. Yani bu şerin kaynağı. Yani o artık ona da geçiyor zaten. Sünnet-i seni izah edecek o. Şimdi kalbin okur musunuz? Bak kalbin zaaf asabında. Şöyle yapayım. Karışmasın diye. Tamam abiler. Kalbin zaaf asabından zayıf olmasından üç aklın sinir hastalığından. Ne demek sinir hastalığı? O bizim bildiğimiz sinir değil. Bütünlüğü sağlayamamasından. Hani insan niye kızıyor? Mesela araba şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir, karşı iki tarafın mahluk olduğunu, kendisinde şeytanın hükmettiğini ve bir sürü sorumluluklarının olduğunu, sağda solda hep kavga edersek, köpeklere, her kavlayan köpeğe taş atsam sokakta taş kalmaz. Bunları kaybetmekten insan kavga eder. Bunları kaybetmekten insan sinirleniyor. Yani neymiş aklın sinir hastalığı? Bütünlüğü sağlayamamasından, güçsüzlüğünden, güçsüz ya, güçsüz olunca içeriye saldırı olmuş zannediyor. İçeriye mesela arılar niye ısırınca, biliyor ki ısırınca öleceğim. Arı ısırınca ölüyor ineği vurunca. Çünkü zaten ölüyor. Yani tamamen korunaksız ve sahipsiz ve bariyerleri olmadığını hayal eden veya düşünen bir insan hücumu böyle kabul ettiğinden her şeyini kaybeder, karşıya saldırır. Onun için Allah Resulü diyor ki güçlü olan kimdir? Karşı kin yenen pehlivan değil, nefsini yenen. Unutmayın, bu çok önemli. Yani sinir oluyor, dima, her şeyimiz ortadan kaldıran şey var ya böyle. Artık her şeyi kaybediyorum abi. Niçin kaybediyorsun? Çünkü kültürünü, anneanneni, geleneği, mensubiyetini, nereye mensupsun, neyi taşıyorsun, bunun bedeli, karşıdaki mahluk olduğunu, şeytan hükmettiğini, o insan olmadığını o anda, şeytanın ille sana vurmuyor, en yakınına vurur.
Mesela şeytan bazen eşinle vurur sana, çocuğunla vurur sana, nefsinle vuramadığı zaman, mesela diyelim ki şöyle bir misal veriyorum ama misal, suyu misal, misal değil ama anlatayım. Havuz var ya benim işe talim, hulufumun kadar da talim hocam ve o alemin ustası. Bak Hasan dedi, sakın kimseyi okuma. Yok okumuyorum ben, zaten anlamam. Okursan dedi, senin en yakınından sana bir şey yapamazsa, onlar da aynı bizim gibidir, akrabasını toplar, sana gücü yetmeseler ki yetmez, senin en yakının, eşin varsa eşine, yoksa çocuğuna, yakına, yakınlık derecesine göre saldırı yaparlar. İntikamını senden böyle alırlar. Sana da böyle acıtırlar seni. Tamam mı? Dolayısıyla yani insanın böyle sinir hastalığı, yani kafanın bütünlüğü niçin bozuluyor? İnsanda tasavvur hakim. Hakim olamıyor. Neyi hakim olamıyor? Bir, kendisini unutuyor. Tanımladığı, taşıdığı, anlam taşıdığı, vazifesini unutuyor. İki, karşıdakinin şeytan onunla bana vurabileceğini, bir sürü işlerin olduğunu, şimdi bunlarla uğraşırsak gibi içsel yapısını, işte kuvvetlilik o küzde de olduğunu söylüyor ustad. Yani cesaret vahşi canavarda, güç de o küzde de var diyor. Ama akıl insanda var diyor. Hatırladınız mı? Hani ben kahramanım, korkusuzum, canavarda var diyor. Hatırladın değil mi Osman? Ben güçlüyüm. O küzden daha güçlü değilsin ki. En güçlü o küzdür ama o küzdür. Peki, güç nerededir? Akıldadır. Tasavvurda da değil. Bunu kaybedersen, işte sinir bundan. İfrat seviyesindeki sinir. Vasatı nimettir. Namusuna, vatanına, dil uzatan sinirlerine vasatlandır. Allah Resulü'nün alnındaki malı genişlermiş parmak kadar. Mevzu ve mahmulun nesi? Mevzu mahmulun mevzu ve Adem'i tasavvurundan değil mi? Adem'i tasavvurundan. Bakayım nerede geçiyor. Mevzu Adem'i tasavvurundan. Ha, mevzu neymiş? Hı. Bak çok önemli. 4 mevzu. Üzerine durulan mesele ve konuyla hakim olamamasından, konuya hakim misin kardeşim konuşuyorsun? Hakim misin? Yok. Mahmul nedir? O mevzunun hamlolunmuş, o yüklenmiş bir cümlede faile, özneye, işi yapana, yükletilen işi, hali gösteren fiil, yüklem. Misal, insan natıktır cümlesinde, insan mevzudur, natık mahmuldur. Yani bir konu biliyor musun? Konu, tamam konu biliyorum abi. Miras. Peki, mahmulu hakimisin? Yani hamlolunan miras hukukunu kıza ne kadar, erkeğe ne kadar verileceğini, toprakların kıymetini, bu tarladır, bu nadastır, bu şu kayalıktır vesaire. Biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman mevzu nedir? Mahmul nedir? Konu nedir? Konunun içeriği nedir? Bunu Adem-i tasavvurundan mevzuyu ve konuya hakim olamamaktan, ne yapacağını bilememekten imkan-ı vehmi çıkıyor. Devam ediyor daha bu 4-5'in izahı. Eğer işi biliyorsa, işi biliyorsa, hakim ise vehim ki imkana sana hakim olamaz. Mevzu biliyorsa, konuya da hakimse, imkana sana hakim olamaz. Yani Karadeniz pekmez olabilir ama bizim su olduğuna yakini ilmimiz var. Yakin ilmi imkanı vehmi kaldıramaz. İmkan da pekmez olabilir. Olamaz mı? Allah katında olur mu? Olabilir. Ama su olduğuna yakin ilmimiz var. Ona şüphemiz yok. Yani olabilir olursa Karadeniz pekmez. Ne işe yarayacak? Gidin Gebze'de gemi inşa eden şirketlere deyin ki gemi suyun kanuna göre değil pekmeze göre yapın. Pekmez olabilir. Yani imkan-ı vehmi kanı yakin ilmimiz var. Onu öyle olmadığında. Yakin ilmimiz var. Yakin ilmi imkan vehmi kaldıramaz. Eğer yakin ilmimiz olmasına rağmen Osman, yakin ilmimiz olmasına rağmen hala tereddüt edilirse bu insan la edri olmaya. La edri ne demek? Kendini inkara kadar gidebilir. Kendin yok. Mesela kendisini anlam vermemiş, kendini tanımamış, rastgele yaşıyor tombala gibi. Bakın yapayım, la edriler kimdir? Eve geliyor, çekiti atıyor.
televizyon kumandasını alıyor. Çocukmuş, hanımmış, babaymış, sorumluluk hiç yok. Ben Allah var, ne yapacağım şimdi? Akşam abdest alayım, yüzümü yıkayayım. Hanım ne haber, ne yapıyorsunuz? Hiç, evmiş, fatura mıymış, onlar mıymış, var mıymış? Git lan diyorum, atıyor zarfla parayı. Yani bağırmasınlar diyor ki, artık affedersin köpeğe kemik atar gibi. Sorumsuz insan, sorumlu hiçbir sorumluluğu almaz, cemaatten sorumlu almaz. Mesela üç tip insan var şu cemaatta. Bir, %100 cemaatten istifade eden tipler var. Yer içerler, gelir istifade ederler, bir kendilerine sormazlar, bana ne düşüyor? Başka, ya bu cemaatin cenazesi var, hastası var, düğünü var, derdi var, borçsuzluğu var, borçlusu var, şeysi var. Ne yapmam gerekiyor? Sorumluluk almazlar. Böyle tipler var. İki, tamamen kendisi menfaatlandıran insanlar var. Ya maddiyatıyla, ya dersiyle, ya sohbetiyle hep menfaat verir, tamam mı? Yani pek almazlar. Üç, hem verirler hem alırlar. Yani maddi imkanı var ama sohbetten alır. İlmi verir ama maddi imkanlardan istifade eder. Yani ortak bir havuzlar. Yani benim maddiyatım yok ama senin getirmiş olduğun çayı ben de içiyorum. Ama ben başka kat yapıyorum. Bu müsaade nasıl geçiyor? Fitil getirir, gaz getirir, lamba getirir, kibrit getirir, istifade eder ama getirir. Senelerce böyle gelip gidersin bir fatura sormazsın. O da olmaz. Abdest alıyorsun, gusül yapıyorsun zaten o abdest suyu sana sorar ya. Yiyorsun, içiyorsun, bir de fatura yatırayım diyeceksin. Yani sorumluluk bilinci olacak. Evet senden bir şey isteyen olmayacak ama sen de insan olacaksın. Ha? Sığır gibi yiyip çekip gitmeyeceksin. Nereden geldi? Yahudi'nin bir sözü var. Üzümüne bağını sorma. Bu Yahudi'nindir sözüdür. Ha, bu nedir? La edri. Yani hayata indirgedim de konuşuyorum. Mevzu ve mahmur. Mevzu dava. Mahmur nedir? Dava içinde olan ben. Abi, altı. Abi bir geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Ha. Şimdi bu imkanı vehmi yani bu saydığımız altı madde bütün daha beş saydım. Bir dakika. İşte sayacağımız altı madde. Bu tasavvurla değil, serbest bölgenin ürettiği altı madde oluyor galiba. Çünkü bu bahsettiğimiz sanki tahayyülden geliyor gibi geldi bana biraz. Bak, tasavvurun bu, imkan-ı vehmidir. Zaten bu. Nas açık ifade. İmkan-ı vehmiyi oluşturuyor bunlar. Sonra imkan-ı vehmi belki de ihtimal yapıyor. İmkan-ı vehminin ürettiği safsata oluyor, şekile dönüşüyor. Mesela şöyle bir misal verdim ya. İmkan, deprem olamaz mı? Yıkılamaz mı? Altında kalamaz mısın? Kalmışsındır. Bu şekil yapıyor. Eğer sen YouTube'larda da bunu seyrettiyse, onun cezasını çekiyorsun. Şerri muhatap oluyorsun. Toprak altında 5 gün kaldım. Doktorda çıkıyor, mikrofonu 3 gün işte su içmezse böbrek gider, bilmem ne yapar. Adam 7 gün kaldı, böbreğe gitti. Bir damla da içseydi. Doktorun röportajı altına kalan. Hepsini böyle tenzer. Duydun mu? Deprem oldu. Olabilir daha. Oldu. Yıkıldı altına kaldı. Şimdi sular var, şeyler var. Yani bu safsata o üretiyor. Safsata bu. Su oraya koymak safsata. Tek bir tekbir değil kardeşim. Safsata bu. Şu nedir abi peki? Mesela derler ya, karnım çok ağrıyor. Nasıl ağrıyor? Sanki bıçağı sokuyorlar, çeviriyorlar, çeviriyorlar. Hep bu. İmkan-ı vehmi. Çeviriyorlar, çeviriyor. Çeviriyor mu? Yok, hayır. Zaten kaç kere bıçak girdi de çevirdiler. Neden diyorsun ki? Doktorum. Hani bunu dönerci desin neyse. Çünkü bıçak kullanıyor ya. Altı. Çok önemli. Bak, çok önemli. Esassız ırkı taklitten. Geldi mi? Senin de tatmin oldu mu? Emre. Irkı taklit dedin ya. Tatmin oldu. Çünkü niye? Niye dedim? Temsil ettirdim size. Camileri mimarı kimdi? Mimar Sinan. Edirne'deki cami yapınca bir çocuk demiş ki, aa minareyi. Onu ne tarafa eğik demiş? Sıstan. Eğikmiş. Dedi mi? Demedi. Sıstan kay. Eğikmiş. Hiç kimse. Oğlum neresi eğik demiş? Ha bu şurası. İp getirin demiş. İpti taktırmış oraya. Herkesin için. Çekelim. Oğlum bak demiş. Düzenince bize haber ver. Çekti. Vehim ya.
Tamam amca demiş. Ha şimdi düzeldi demiş. Bir şey desene. Mehmet'i düzeltti. Mehmet'i. Şimdi ipi taktık tamam. Altı. Kafur. Dokunma. Altı. Esassız olan ırkı taklitten ne demek biliyor musun? Yani ben olmaktan çıkarak kendine kanaat etmemekten, başkaya başka olmaya arzu etmekten, kendini sevmemekten, bak kaç tane madde var. Bir de okuyorum. Yani ben olmaktan çıkarak kendine kanaat etmemekten, başka olmayı arzu etmekten, kendini sevmemekten, kendi içsel donanımlarına kanaat etmemekten, yani kendini ortadan kaldıran farkındalığını kaybetmekten, bu da safsatayı kendi haşa Allah'a suizan etmek olan, yani Allah'a suizan ve yalan isnat nedir o? Uydurma ve gerçek dışı sözlerle kendine telkin eder ve delilsiz her bir bedihata belki ihtimal ve şek eder. Yani Allah şöyle yapsa daha harika olurdu. Beni böyle yapsaydı daha şey olurdu. Vallahi ne suizan ediyor. Allah'a yani yapmadı aldı. Yalan söyleyen kimdir? Yani Allah yapmadı ama yaptı diyor. Allah suizan ediyor. Allah'a ihanet ediyor. Onun için münafıklık alametidir yalan. Bak nedir? Bu da safsatayı. Yani ne demek? Kendini haşa Allah'a suizan etmek olan yalan, uydurma, gerçek dışı sözlerle kendini telkin eder. Delilsiz her bir bediata belki ihtimal ve şek eder. Yani Allah'ın yarattığı simasına Allah yapmış, kanaat etmiyor. Allah'ın verdiği ömüre kanaat etmiyor. Allah'ın verdiği maddi ve manevi rızka kanaat etmiyor. Demek ki ırkı taklit, yani ben çıkıyor, olmak istediğini vehem ettiğim bir model düşün, onun gibi olmaya çalışır. Konuşması, yürümesi, yemesi, giymesi, gayesi. Bu hayırda ise peygambere var. Peygambere var. Başka kime var bu? Hayırda ise, çünkü hayırda nurdur. Asıl imamlarına caiz. Ondan sonra bir de asıl imamlarında böyle taklit eden böyle cemaat için abi bulabilir var ya. O da var yani. Cemaat imamı bazı modeller var. İlle önünde birisi olmadan yürüyemiyor. Yani tasavvufçu bir şey var. İlle bir yere tutunacak. Bunu üstad reddetmiyor. Bu fıtratta vardır. Ama diyor daire içinde bir abi bulabilir diyor. Harice çıkmaya, bir şey aramaya ihtiyaç yoktur. Onu taklit edebilir. Ötekisi ise bu menfisi kendisine kanaat etmiyor. Kanaat etmeyince ne oluyor? Bakın. Yani ben olmaktan çıkarak kendine kanaat etmemekten, başka olmaya arzu etmekten, artist olacağım, bilmem ne olacağım. İnsanın en aşağılıklarını en zirve yıldız yaparlar. Üstadın sözüdür. Aşağılık namus mefhumunu kaybetmiş kişileri, gençleri kandırmak için yıldız. Yani nasıl yıldız oldu, yukarıya çıktı? Şunları vererek, terk ederek, yaparak, şahsiyetini verdi, imanını şunu verdi. Ta ki o böyle olsunlar diye. Bu nedir? Kendine kanaat etmemekten, başka olmayı arzu etmekten, başka kendini sevmemekten, ne demek o? Kendi içsel donanımlarına kanaat etmemekten, yani kendini ortadan kaldıran farkındalığını kaybetmek. Ben herkese farklıyım. Ne olacağım ki ben? Ne derler diye giyiniyor, yaşıyor, alıyor, giyiniyor. Ne derler diye. Bu da neyi doğuruyormuş? Safsatayı. Safsatada ne yapar? Haşa Allah hakkında suizan ederek uydurma, yalan, gerçek dışı sözlerle kendini ve karşıyı belki ihtimal şeklerle müdahale eder. Diyor ki imkan akli ise bak şuraya geldi şimdi. Abi buraya gelmeden önce ben bir ana girmek istiyorum. Şimdi siz başta dediniz ki tasavvuf delil ister, tahakkül
Burhan tasdik hüccet. Ama sanki burada tasavvuru delil tatmin etmiyor gibi geliyor abi. Yani ben mi anlamıyorum acaba? Yani delil derken mesela diyelim ateş yakar. Bunda şüphe yok, delildir. Ateş bunu yakar bu kağıdı. Fakat bunu Allah'a vermiyor. Yani bu ateşi varsa bu Allah'ın esmasının tecellisi. Bunu yapan işte akıldır. Yani size derdiniz ya Hasan abi. İnanan inandığı inanması gerektirecek kadar delil bulduğu için değil. Hı hı. İnanmayan da bulamadığından dolayı değil dersiniz ya. Yani bu burada mı geçerli abi? Burada mı oluyor bu olaylar? Yani bu üçü birden oluyor iman şey. Mesela delili şöyle yapıyor. Yani taakkule geçmeden inkarına. Ya diyor 17. lamada geçiyor. Buhari bulan diyor. İman etmedi diyor. Demek ki bu kadar akıllı adam iman etmediğine göre diyor. Onun iman etmemesi ve Buhari bulması onun imansızlığına delil yapıyor. Doğru. Delil bu kadar. Burhan yok yani. Yani ben buna şahidim. Mercedes'i yapan domuz yiyorsa diyor ben niye yemeyeyim? Yani Dedi. Evet. Peki ahireti bulan yemiyorsa ahireti bulan sen Mercedes'i buldu. Mercedes'e bedenini bindiriyorsun. Ahireti bulan ruhu bulduğu için bedenini ruha bindiren ruh seviyesinde rahatlatan, ferahlatan ve ruhsal arzularına hedef gösterip tatmin eden bir zat ahireti buldu. Şimdi çok gene konuşacağız. Şu imkan akliye geçeceğiz. İmkan akliyi de okuyacağız. Sonra bir yer delil yapacağız. Sonra size konuşmuştuk. Bunları bilmek bize ne kar getirir? Onu konuşacağız. Ama bu imkan akliyi konuştuktan sonra delillerine geçmeden ara vereceğiz. Vermeyelim. Şimdi değil. Şimdi imkanatta okumam lazım. Bu oku kestimim. O basamaklarım gider. Şimdiye kadar bunu okuduk tamam mı? İmkanı vermiydi arkadaşlar. Şunları da gördünüz. Çıkanlar. Oluşturan. Bunu oluşturuyor. Şimdi şuradayım. İmkanatta deyince buraya geçin. Biz bu derslerden neden tavsiye okuyduk? Ha yani tasavvur da olurmuş, tavkül de olurmuş. Şimdi bunu okursak tavkülle kayacağız. Öyle mi? İmkanı mı geçiyoruz tavkülle? Yani imkan vehmi ya şu ana kadar tasavvurdaydık yani. Yani ders tasavvur da olurmuş, taakkul da olurmuş adı dedi de. Ha o zaman tamam sonra da siz karar verin. Ha, hangisi ağırlıktaysa yani, ona göre karar verin. Tabii hangisi ağırlıktaysa veya çente kat tasavvur da olur. Çok karıştım yani. O zaman tamam siz karar verirsiniz. Ders. Yani şu ana kadar imkan vehmi tasavvurda. Tasavvurda. Sen şu an imkan aklı okuyacağız. Evet. O zaman şimdi, taakkule geçmişim. İmkan aklı ise ne yapar? Mümkünat denilen bu alemde var mı yok muyu tereddüt eder. Delili kati varsa tamam der. Eğer delili kati yoksa tereddüt edebilir, kararsız kalabilir. Eğer delili varsa makbul kabul eder. İmkan-ı vehmide ise delili dahi olsa tersini düşünebilir. Yani imkan-ı vehmide delil var ya. Az önce konuştuk. Evet. Evet. Delil olduğu halde gene onu kabul etmiyor. Evet. Tasavvur. Evet. Şey ise taakkul diyor ki tasavvurdaki o delile tasavvura diyor ki sendeki o delili kabul ediyorum ben diyor. Hmm. Çünkü batıla delil olmaz. Çünkü yok ki kendisi. Yani mesela Allah var mı bize soruyorlar tamam mı? Veya sana sorarlar. İzah etme uzun olur. Yok mu? Diye sen sorusu. Sorusuna. Yok mu? Sen izah et yokluğu. Çünkü ademi olduğunda delil olmaz. Evet. Şimdi bakın imkan-ı vehmi de lafur. Delil var. Sorun. Ama ona rağmen de kale almıyor ona adam. Akıl diyor ki kendi silahıyla. Ben diyor Burhan göstermiyorum sana. Delil var burada diyor. O delili gösteriyorum sana diyor. Delil var diyor. Sen niye delili de kullanmıyorsun? Delil seni sağ diyor. Ona rağmen. Akıl şimdi geçti savunmaya. Şimdi canını bu okuyacak şimdi. Biraz önce o saldırıyordu. Her şey aklı olmadığını dedi bu. Akıl da bilir dedi. Onun için her şeyi niye akılla izah ediyorsunuz? Bana öyle demişti. Niye diyor her şeyi akla ispat etmeye çalışıyorsunuz? Dedi ya bunu vallahi böyle dedi. Niye her şeyi akla dedi ya? Tersini düşün. Aklı olmasın. Ne olacak o zaman dedim. Neye göre ne izah edeceğiz? Nereye göre ne izah edeceğiz? Aklı kaldırırsan. Ben daha fazla bağırırsam galip olurum. Benim babam senin babanı döver. Böyle mi? Evet. Şimdi niye o? Mesela dedi ki
Niye Müslümanlar hep menfaat için çalışıyor dedi, cennet için çalışıyor. Tamam Kadir Hanım, en için çalışacağız? Otur, niye çalışacağız? Cennet yok, niçin çalışacağız? Bir şey yok ki. O zaman ademe oluyor, tersini kabul etmiş oluyorsun. Yani bir şey kabul etmeyince tersini kabul, o zaman zararına çalışmış oluyorsun. Tamam mı? Akla soruyoruz. Zararına mı çalışmak daha akıllılıktır, menfaata çalışmak mı daha akıllılıktır? Cennete çalışmak menfaattır. Ama cennetin zıttı olan yokluk. Cenneti esas yapmamak, o zaman yokluğu esas yapmak. Tabii abi. Yani hedefi kaldırarak abesiyete sürüklemeye çalışıyorsun. Anlamsızlaştırıyor. Her şey olabilir, boş ver yani, bir şey yapma. Din bir şeydir. Dinsizlik işe her şey olabilir. Doğru. Her şey olabilirken din bir şeydir der. Bu alem her şey olabilirken, insan her şey olabilirken din diyor ki sen şusun, halife-i assın sen. Burası alem-i şehadetin suretidir der. Dinsizlik her şeyken, her şey derken bu alem her şeydir, insan her şeydir. Din diyor ki hayır sen bir şeysin. Tamam. Bir daha okuyorum. Çok önemli. İmkan akli ise noktalı virgül izah ediyor içini. Mümkünat denilen bu alemde var mı yok muyuz tereddüt eder. Delili kat'i varsa tamam der akıl. Eğer delili kat'i yoksa tereddüt edebilir, kararsız kalabilir. İnkar etmez hemen. Eğer delili varsa imkan aklının makbul kabul eder. İmkan-ı vehmide ise delili dahi olsa tersini düşünebilir. İmkan-ı aklide ise delili olana tamam der. Delili olmayana müteber bakmaz ama hem de inkar etmez. Hemen de. Hemen de inkar etmez. İmkan-ı vehmi ise Burhan'ın gösterdiği gibi belki değil deyip bedihiyata yakini ilmimizi bile reddeder. İmkan-ı aklinin hudutları şurada çizmiştim. Vacip ve mümteni olmayan mümkünata bakıyor. Yani sahası vacip, mümteni değil. Şuraya yapayım. Şurada yerimiz var. Mümküne bakıyor yani. O zaman her şeye bakıyor vacip, mümteni. Yani mümküne bakıyor diyor işte. Vacip, mümkün, mümteni. Şimdi arkadaşlar şu imkan-ı vehmi bu ise imkan-ı aklıyla. Buraya serbest bölge de mi diyeceğiz vehmiye? Yani şey mi? Mümteni kullanan serbest bölgededir de diyebiliriz değil mi? Tabii tabii tabii. Tabii. Serbest bölge her şeyi kullanıyor. Olmayacak şeyleri söylüyor. Mümteni. Ekleyin ya. Şimdi imkan-ı aklinin sahasını görüyor musunuz? İmkan-ı vacip ve mümteni değil. Yürüdüğü yol bu. Neyle? Mümkünle yürüyor. Şu şeye bak ya, şu bağnazlığına bak adamın. Şimdi gidiyor, mümkünü bırakıyor, yani var. Tamam mı? Var, delil var, varız. Ama raci demiş, hayaldir demiş, yoktur demiş. Mesela şu lambayı yapana kör demiş. Daha önce şu gözü verene kördür diyebiliyor. Bunu yapan zat kim ise, bana görmek diye vermişse de kendisinde bu olması lazım. Bundan daha büyük delil olur mu? Bak, Allah her şeyi gördüğüne delil, benim görmemdir. Delildir. Bu delil burada. Tasavvur diyor ki, ya ne gerek var, olur mu ya diyor, görüyor. Ama delilim var. Akıl diyor ki, bak diyor, ben bunları çıkartmıyorum. Senin silahınla sana söylüyorum. Sen delille hareket etmen gerekirken sahandır. Delili de yok sayabiliyorsun. Mümteni ile. Bazen de öyle şey yapıyorsun ki ben vacibim, ben halikim, her şeyi yaratan böyle bir eda var. Ne diyor böyle külan beyli Bağdat'ta yürüyorsun demiş yani. Dağları geçemezsin, yeri delemezsin. Tamam.
Yani adam delili, var olduğu halde burada delili kale almıyor. Mesela benim görmem Allah'ın gördüğüne delildir. İşittiğime, işittiğim, işittiğine delildir. Tamam mı? İken bu delildir. Bu delildir. Ama bu diyor ki, olmayabilir diyor. Böyle bir zat niye olsun diyor. Olmasına delil bunlardır diye söylüyor. Bu söylüyor. O zaman bu burhanı çıkartmıyor. Kartını bunu çıkıyor. Kendi silahıyla vuruyor. Gidiyor evine. Diyor ki a delil. Sen delil şey yaparsın. İşte deliller burada iken bu ya vacip veya mümteni ile hareket ediyor şu alem. Yani kendini sanki harik yerine koyuyor. Gerek yok ya ahiret. Namaz neydi? Mesela panteistler yapıyor vacip. Diyor ki ayet-i meali. Yakinit gelene kadar namaza devam et. Yakinit yani gaybın kalkması demek. Gaybın kalkması ahirettir. Resulullah o zaman kadar namaz kıldı. Panteistler ne diyor? Allah'ı ne kadar hissedersen diyor o zaman yakiniyettir diyor. Onun namaz yok diyor. Panteistler namaz kılmaz. Oruç tutmaz. Çünkü ilah oldukları için hapşa, yakiniyet sana gelene kadar bu neyle etti? Ya şaka değil, uygulama yapıyorum. Panteistlik budur. Ne yaptı? Gitti, vacip yerine koydu kendisi. Abi, tabiat perestler de vacibi kullanıyorlar. Evet, her şey budur dedi. Tabiat perestler. Vacibul vücud. Çünkü bu mevcudat, bundan daha bir şey var ki her şey, ta ilah, yapılandı, yapan da hepsi aynı, burasıdır diyor. O zaman ne yaptı mevcudatı, tabiatı? Vacip yaptı. Bunu kim yapıyor? Tasavvur yapıyor. Delili bile kullanmıyor. Delil sahaları olduğu halde. Ama diyor, imkanı aklı ise vacip ve mümkün olmayan mümkün ile hareket ediyor. Diyor ki, delil mi var? Tamam, Burhan'ı da olmasın. Tamamdır. El ele bir de Burhan çıkarıyor. Tamam. Mesela delil şu, görmesine görmemdir. Allah işittiğine delil işitmemdir, bu delildir. Mesela şu, kafir mümin Allah demeyebilir, şunu diyebilir ama. Bana kulağı veren kendisi sağır değildir. Bana veren kendisi işitiyordur. Doğuştan ama ışık yapamaz. Ha, bu delildir onu gördüğüne. Ha kimdir? Bunu tespit eder, bu. Bu Burhan'dır abi ya. İşte Burhan, işte kimdir? Burhan'dır. Bu delil bu. Delili şey de kullanıyor mesela. Ehl-i Dalalet de kullanıyor. Ehl-i Dalalet de kullanıyor tabii. Delil o kullanıyor. Delil de kullanıyor. Burhani ise hayır kısım kullanıyor. Tamam, bunu kullanabilirsin. Kullanmadan da bunları da vurabiliyorsun. Delil. Delili biz de kullanıyoruz tabii. Hepsi kullanıyor. Diyor ki mesela bana gözü diyor tabiat yaptı diyor. Yani küfrede ihtimal var ya. Var. Mesela diyelim ki çıplak gözle niye görmüyoruz? Adam sanki her şeyi gözle görüyormuş gibi. Allah'a görmemesi olmadığına delil yapıyor güya. Ama batıl bir delil yani. Evet. Burada delili o da kullanırsa, bu da akılda Burhan'ı hiç yapmıyor. Burhan'ı kullanamıyor. Kullanmıyor hiç. Diyor ki sen anlamasın Burhan'dan. Ben senin silahla seni vurayım. Bak delildir. Kör olamaz. Ben Allah'tır. Allah her şeyi görüyor demiyorum ama diyor görmek değil, gördüğüne delildir. Delildir, Burhan'dır demiyor. Ha? O kim ise delildir. Ona Allah demek Burhan'dır. O kabul edilirse ümmet bu yöntemi hüccet oluyor. Devam edeyim. Demek ki imkanla aklı neyle hareket ediyor? Vacip ve mümteni olmayan, vacip ve mümteni olmayan mümkünat ile hareket ediyor. Sileyim istersen, bu karışıyor mu sizin nazarınızda? Yok, şöyle abi, vacibi de kullanmıyor mu imkanı aklı abi? İmkanı aklı mı, imkanı vermiyor mu? İmkanı aklı. İmkanı aklı, vacibi ancak mesela teveşşuatta bile kullanır. Ayete vahye muhatap olmak aslında vacibi de kullanmak demek değil mi? Mümkünatı için hareket eder, vacibe bakar. Vacibe bakar. İmkân-ı vehminin hiçbir hudutları yoktur. Çok acayip bir cümle. İmkân-ı vehminin şunun artık adamın hiçbir hududu yok. Sabun gibi kaynıyor. Sağa solu yok. İmkân-ı akdinin ne hududunu görüyor musunuz? Mümteni ve vacip hudududur. Bariyer. Yolun bariyeri bir tane, vacip
bir erim mümteni, evet, mümkün. İmkanı vermelerse bariyeri yok. Hiçbir hududu yok. İşte insanı zengin yapan o. Akıl yapamaz. Mesela akıl, belki Allah yoksa bu nasıl olur? Tefekkür edeceksin ya. Tahayyülü küfür, küfür değil. Tasavvur dalalet, dalalet değil. Bunu akli yapamaz bunu. Bu yapıyor. Niye yapıyor? Buradan istifade ediyoruz. Buradaki tahayyülü küfür ve tasavvuru dalaleti bu yapıyor. Bu, bunun yaptığından bu meyve alıyor. Tamam? Meyve alıyor yani. Meyveyi oradan alıyor. Demek ki imkan-ı vehminin, şunun hiçbir hududu yok, bariyeri yok. Yolun sağa solu, koruluğu yok. Bu mevzu dimağı tanımlarken aynı zamanda, bak, ille eyleme dönüştüreceğim. Bu konuştuklarımız var ya, imkan-ı vehmi, imkan-ı akli. Aklı, sistemi anlatıyoruz. Sistemi öğrendik iken aynı zamanda sıkıntı, psikolojik zaafların kökten zeminini ortaya koyuyor. Kökten. Yani nereden geliyor bu? Demek ki psikoloji rahatsız. Ay şuram ağrıyor. Ertesi gün buran ağrıyor. Ötekisi burası ağrıyor. Eğer bir yerin ağrıyorsa, organikse, kırılmışsa burasıdır. Dün de burası ağrıyacaktı, yarın da burası ağrıyacak. Bu ağrı buraya geliyorsa, burada geliyorsa vehmidir, imkanı vehmidir. Yani neresin sen? Mesela diyelim bir tane böbrek veya bel ağrısı veya ne bileyim bir hasta olan sana dakikalarca bir şey sen anlatın. Eve giderken seni de ağrımaya başlar. Bir tanesi dese ki ya 6 ayda bir MR'a girmek gerekiyor, her şey yaparsa geç kalırsa bak diyor, 15 bizim komşu diyor, 15 gün önce gelseydi tamam bitirmişti falan. Bu diyor, vicdansız doktor da diyoruz sadece geçiyor. Onun diyor vehmini tahrik eder diyor. Tamam. Ya gelseydi falan, yok lan nasip bu ya demiyor. Vehmini tahrik eder diyor. Sen de diyorsun ay ben. Mesela var bir tane, Cemil var ya Kırkan'da, onun bir yakını diyor ki, birisinden bir hastalığı duymasın. Adam kulağım kaşındı, orta kolakta iptal var dese, o da kenarda duysa diyor, misafirlikteyiz. Kesinlikle o gece ve yarın orta kulak şeyine ve iltihap şeyine gider. Acaba elde var mı diye. Türkiye'deki bütün en ihtisas hangi konuda doktor nerede hizmet veriyor biliyormuş. Hepsini kaydetmiş. Artık hepsi de tanıyor. Ama bu adam iyi bir makinist biliyor musun? Yani bu oyunu oynama yerlerinde var ya böyle takla atıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Luna Park'taki. Onların şeyleri, bulucusu mucidi değil de onların şey yapan böyle bir şey zekiye. Ama böyle. Şimdi buna değil, teyit makamında mektubat, buraya girmeyeyim mi? Ya, abi şey, evet. Yunus suresi 10. Buraya girmeyeyim. Ayet var ya. Sonra ya, ara verelim. Evet. Neydi abi Yunus'un? Ve ahir dava. Ve ahir dava. Elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanehum. İkinci dersimize devam ediyoruz. Dima 86. Tahakkul 10 diyoruz. 15.09.2019.3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 
Biz 28. defterin 86. sayfasında 1. dersin teyit makamındaydı. 448'de diyor ki hatta madum tasavvur etmek. Madum da girdi abi bakın. Evet. Madum. Oraya madum da eklemek mi lazım ama şey. Evet. Madum tasavvur etmek. Bu yerde imkan-ı vehim ile imkan aklı arasındaki fark. Bu yerde. Yani bu 448'de imkan-ı vehim ile imkan-ı aklı arasındaki farktır bu. Hem yani bu ne demek? Madum tasavvur etmek tasavvurdadır. Akılda yok bu. Hem imkan yani eğer madum bedihi bir şeyi madum
veya belki ihtimal şek yapıyorsa bilin ki serbest bölgesinin tasavvurundasın. Vehimdesin, akli değil. E tamam. Abi bir özür dilerim, bir girmek istiyorum araya. Şimdi birinci dersin devamında aslında ben bu suali soracaktım size de. Aldığınız bölümün altında muhatap-ı zihniyen diyor üstad. Muhatap-ı zihniyen derken, abi zihin bildiğimiz üzere vicdan da diyoruz. Zihin burayı muhatap mı alıyor abi kendisine? Ne demektir bu? Yani zihin biliyorsun dimağdaki sistemi resmine yansıtıyor. O sıfo değil. Olsa ona gerek yok. Zihin, vicdanda böyle bir sistem var. Zaten zihinle akıl arasında fark gelecek. Bakayım nerede o? Hangi sayfada diye şaşıracaksınız o. Mesela sayfa galiba muhakimat 93'te geçiyor. Ha, zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazar aklıyla alınan. Mesela zihin böyle bir ayna, dimağın bütünlüğü oraya aksediyor. Artı zihnin bu tarafı vicdan ve kalp ve ruhta olanlar da buraya harmanlanıyor. Bu vazifeyi yapıyor. Yani dimağı, akli ilimleri kalbe ve vicdana dönüştüren bir sistem zihin. Dolayısıyla zihinde marifetullah kökeni onu üretiyor. Akıl ise tefekkürü üretiyor. Zihni tasdike müheyya eden diyor. Evet. Şeyde, 25. sözde. Şimdi dolayısıyla bak bir de okuyayım. Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazar akliyle alınan sureti garaz, müşeveş yani karışık, düzensiz, karma karışık olmamak için ne oluyor biliyor musunuz? Tecavüz, taavun, istimdat lazım. Neyse, burayı okuyacağız. Zihinle akıl mukayese ediliyor. Hmm. Eğer bugün ömrümüz yeterse orayı da okuruz. İnşallah. Zaten burası bitiyor şu an herhalde. Bitiyor ama ciddi bir yere giriyoruz ya biraz konuşacağız burada. Ama bunu okumamız lazım. Tamam. Muhakemat mı o da? Bu da muhakemat 93. Olacak 93'te. Şimdi bu devam edelim. Hani zihinle şey biliyorsunuz şu dimağın vicdana inen yol. Vicdanda irade vardı. Zihin vardı. El diş kabuğu irade, zihin, his, latife ile bak. Ne olduğunu anlamak için çıkartıp meyveye bak. Mahsule bak. İrade ibadetullah üretiyormuş. Demek ki bilgi ve ilim eylemin kendisi değildir. Nedir o? İradedir. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar eylem diyor. 77. sayfa 45 Hamiye'de. Oradan şey yapıyor. Zihnin meyvesi, mahsulü marifetullah. Kalbin mahsulü tefekkür. Tefekkür. Aklın tesminim. Aklın mahsulü tefekkür. Dolayısıyla zihnin şöyle bir şeyi var. Zihnin diyor şebekesi üstünde. Şebeke. Şebeke ilginçtir. Bir fabrika, şehrin şebekesi. Her tarafa şey yapmış. Şebeke. Aya. Yani zihin bir ağ merkezidir. Şebeke diyoruz. Tersim. Şehrin şebekesi. Tersim olunan. Yani orada resmedilen. Dima bütünlüğü gider zihin aynasına. Şebeke. Gitti. Ondan sonra bu zihni çok güzel anlatıyor. Kızıl İcaz'dan, Kalın Mesnevi Nuri'de. Tamam mı? Ondan sonra resimdir diyor. Şimdi bu yüzü, aynanın bu yüzü. Bu zihnin bu yüzü vicdana, kalbe ve ruha bakıyor. Yani kalp ve kalp ve ruhun dimağla tanıştığı bir alan. Harmanlaştığı yer. Evet. Harman olduğu bir yer. Buradakini buna dönüştürüyor, buradakini buna dönüştürüyor. Çok ilginç bir özelliği var. Abi bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın tasavvura delil, tahakküle, burhan, tasdiye, hüccet demiştik ya. Şimdi ona geleceğiz. Bu anıza göre sanki acaba iz ana da sadakat denilebilir İşaret. Mi acaba? Bir işaret. Yani sadakat
Bunların var üç, ya zaten abi. İmtisal ya zaten. Sadakat da var abi içinde değil mi? İzan, imtisal ya. Sadakat dedin. Sadakat bu üçünü cem ediyor sanki. Yani zihin arasını yansıtmadan önce sadakattan geçmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Sadakat biraz da üstün oluyor. Üstün mü oluyor biraz tabii daha? İltizam biraz da üst. Sadakat en taassubu hale dönüyor. Sadakat. Şimdi yani soracağın soruyu zihin ve evet. Akıl dedin. Bak biraz bir sonraki şeyde bu çalışma gelmiş. Usta sormuş. Şimdi devam edeyim. Hatta mağdun tasavvur etmek. Bu yerde imkan-ı vehmi ile imkan-ı aklı arasındaki farkı anlatıyor muhakematta. Yani bu mektubatta. Şeyde, her şey mektubatta. Yani mağdum kabul etmek, bedihi yok kabul etmek, tasavvur yapıyor bunu. Hani ben akılda mıyım, tasavvurda mıyım? Düşünüyor muyum, akletmiyorum, aklediyor muyum? Onun için Kur'an ne diyor? Yakılın, takılın, efele tefeşyerun, efele tedebberun. Tabi rüya önüne baş diyor. Acaba düşüncede miyim, akılda mıyım? Mağdumumuz var. Varı mağdum yapan akıl değildir. Tasavvurdasın demektir. Hem imkan-ı vehmin ve imkan aklın hudutları çiziliyor burada. Vücut ile mümteni ile alakadar olmaz imkan aklidir. Bak, vücud ile mümteni ile alakadar olmaz. Kim? İmkan akli. Eğer olunuyorsa vacip ile mümteni mevzu ediyorsa bu tasavvursun. Eğer vacip ile mümteni mevzu etmiyorsa, mümkünattan yürüyorsan akıldasın. Sen imkanı vermi mümkünü de alır yani, almaz mı? Mümkün yani. Şey onu da alıyor tabii. Hiç değil değil. Hepsini alır o. Hepsini alıyor ama orada oynuyor. Yani mümkün de değişiyor olur. Tabii olmak zorunda yani. Tabii o ikisini zaten... Yoksa mukayese edemez ki. Fakat esas oralarda bizi... Alt ediyor. Alt ediyor. Eğer olunuyorsa o zaman imkanı ve ümidesin ki tasavvurdasın. İmkan aklı delil, burhan ve hüccetle yürür. Tasavvurun delilini kullanır. İmkan-ı vehmi bedi şeylerden de vehm eder. Yani bedihi bir şeyler var ya, bedihi. Bedi şeylerle belki ihtimal şek eder. Yani bedihi bir şeylerde de mesela vesvese kimdir? Tasavvurda olan adam yapar. İmkanı akli daima vasat üzerinden yürüyor. Kekisin. Daha çok vücut ve Adem'den dem tutar. Vücut ve Adem'den daha çok tasavvur ya. Pek mümkünü gelmez. Şimdi... Yani vücut ve Adem'den mi bahsediyorsun? Çok Adem'den ve mümteniden çok bahsediyor. Vücut, vacip. Tasavvur. Şimdi bunu bilmenin bize ne faydası var diye Dima 85'te konuştuk. Tamam, onu atlıyoruz. Yani tasavvurda mısın, taakulda mıyız? Yani serbest bölgede miyiz? Kalkıyorum. Burada mıyız? Burada mıyız? Nasıl anlayacağız? Dima 85'i dinlemek lazım. Onu yaptık. 1 saat 50 dakika mı ne? 2 saat sürmüş. 2 saat yakın. Gafur'un o Tilsim dershanesinde. Şimdi orayı atlıyorum. Bize şu başlık vardı. Bunun bilmenin bize ne faydası var? Onu dinleyeceksin. Şimdi ben delil ve burhanı nerede olduklarına bakıyorum. Sonra zihin ile akıl arasındaki şeyi konuşacağız ve kapatacağız. İspatlanan mevzuda esmayı görebilmek, katiyeti ifade eden akli delile burhan denir, mucizeye burhan deniyor. Peygamber Aleyhisselam'ın mesela ahlakı güzeldir, doğru olduğuna delildir. Allah Resulü yalan demezdi, doğru olduğuna, doğru konuştuğuna delil, yalan konuşmamasıdır. Bu delildir. Ama mucize ise burhandır. Peygamber Aleyhisselam'ın mucizesi ve yalan konuşmaması
Muhammedül Emin deyip en güzel ahlaklı, güvenilir ahlaklı gavurlar demişti. Daha peygamberliğinden sonra takılan bir lakabı değil. Peygamberliğinden önce Muhammedül Emin deniliyordu. Onun doğruluğuna bu delildir. Mucize göstermesi burhandır. İkisini cem edince ümmet bunun kabul etmesi hüccet oldu. Çünkü peygamberleri peygamber yapan ilim değildir. Ahlak da değildir. Çünkü çok ilginçtir. Güzel ahlaklı her insan o zaman peygamber olurdu. Ondan sonra yalan konuşmayan insan vardır. O zaman yalan konuşmamak peygamberliğin delili olsaydı, yalan konuşmamak nispetinde peygamber olurdu. Peki ilim sahibi olduğu için peygamberdir? Hayır. O zaman her ilim sahibi peygamber olabilirdi. Peygamberliğine en şey delil nedir? Mucizedir. Mucize kimsede yoktur. Şimdi delil nedir? Aklı çıkarımlardır. Yani tasavvur çıkarımlar. Bu lügat mı? Mesela nesne ve vasıta. Ya lügat mı? Lügattan almak. Lügat bu. Evet, evet. Zaten. Yani yok. Şeyler. Yani bazı cümleler, lügattan bazılar biz ekleme hangisi olduğunu anlarsın. Aklı çıkarımlar olacak. Lügattır bu. Delil. Nesne ve vasıta ve vesika ve senetten elde edilen aklı çıkarımlar. Su 0, 100 santigrat derecede kaynar, 0 santigrat derecede donar. Buna kimse itiraz edemez, akıl da önermeler hükmeder. Yani bu delildir. Su, 0 santigrat derecede su dedin, su geldi. 100 derecede de kaynadı. Kaynamadı. 200 derece. Elimizi yaktı. Elimizi yaktı. Tamam delildir. Su sıcaktır. Elin yandı. Elin demek ki sıcaktır. Elin yandığına. Bu delildir. Burhan değil daha. Şimdi herkes kabul ediyor, hüccet olacak. Hüccet, kainattaki şey, kainattaki ilişkiler silsilesinin merkezidir. Olayların zaruriyetini bilmek ve ilişkilerini ortaya çıkarmak, hüccet burhandan daha umumi ve yüksektir. Telakkiyat-ı ümmet ve kabul-ü ümmet olmuş meseleye denir. Herkesin ittifakı olmuş. Mesela ateş yakar delil, bunu Allah'a verdi burhan, bu kabul-ü ümmet olmuş söyleyecek. Bir iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika ve senettir. Hüccet. Bir daha, bir iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika senet. Mesela senin su sayacında fatura çıkmış, şu kadar su kullandın. Nerede kullandım ya? Gel bak, öyle bir şey yok. Evde su deposu yok. 10 ton kullandın. Hani nerede? Sayaçtan çıkan kağıt. Bu, hiç kimse itiraz edemez sayacın gösterdiği. Bu kabul-i ümmet olmuş. İşte asr-ı saadet diyor. İşte asr-ı saadet. Evet, doğru. Hüccet ya. Yani. Ama ortada bir şey yok. Ama o fiş çıktı mı, ümmet kabul ümmet olmuş. Bu fiş kullandığını gösteriyor suyu. Ama 10 ton suyunu gösterebilir misin? Gel bak kardeşim memur bey, ben böyle bir şey kullanmadım. Gel alametini göster. Ne olacak alameti? Suyu kullandığına dair ne demeyeceğiz? Su sayacındaki kağıt kabul ümmettir, çıktığını gösteriyor. Peki, hakikaten akmış mı benden? Musluğa aç, abak akıyor. O kadar kullandığına hüccet kağıttır, suyun geldiğine musluğu açıp akmasıdır. Ha? O hüccettir, bu delildir. Kabul etmen burhandır. Bu iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika ve senet, hüccet, nesne ve vasıta makamında delil ise, nesne ile yani hüccet ile elde edilen aklı çıkarımlar, yani tasavvur çıkarımlar, lügatın şeyi bu. Yani hüccet el ile tutulur, gözle görülür bir vesikayken, delil daha ziyade zihindeki ve akıldaki önermelerdir, hükümlerdir. Yani akıl ve zihin değil, lügat demiş bunu. Nedir o? Tasavvurda
olan çıkarımlardır. Ne şimdi bize geliyoruz. Neticede üçü de akılda veya tasdikte. Hüccet tasdikte görünüyor. Burhan akılda, delil tasavvurda, hüccet ise tasdikte, Allahu alem. Bunu 23. defterin 273. sayfasında delili anlatıyor. Burhan hücceti orada toplama yapılmış külliyattan. Oradan gittim buldum. Yoksa öyle düşündüm değil. Gittim orada defteri söylüyorum, öyle toplama çalışılmış. Onunla ilgili bir ders de var abi. Delil Burhan hücceti. Evet, böyle ders var. Oluyor. Çok yapıldı. Tasavvurdaki vehim o kadar bazen tehlikeli oluyor ki arkadaşlar. Tasavvurdaki vehim bazen o kadar tehlikeli oluyor ki muhtemeldir. Bak, parantez açıyorum, benim değil, külliyat. Bedi'yi bir şey ne diyor biliyor musun? Muhtemeldir. Buranın gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl her bir şeyi derk edemez. Aklımız da buna ihtimal verir. Evet, yok. Belki ihtimal veren vehminizdir. Aklın şeyini bunların üzerine gitmektir. Yani o kadar tehlikeli ki bazen tasavvurdaki vehim şu mümkünatı, bedihiyatı ortadan kaldırıyor. Olmamış gibi kabul ettirip sana böyle fikir ve hissettiriyor. Hasan abi bir şey soracağım ya. Söylemeyeyim ders. Agnostik diye bir tipler var. Bilemeyiz yani. Böyle hep şüphede dolanıyorlar adamlar. Evet, ya su kaynıyor diyorsun ama ya o diyor burada yani dağın tepesine çıktığında öyle değil diyor. Ne bileyim bir şey getiriyorsun hani normal su delil getiriyorsun. Bilimsel delil getiriyorsun. Ama diyor ki ya uzaya çıktığında farklı olabilir bu durum falan gibi. Yani böyle dönüyor dolaşıyor vehim. Yani olmayabilir. O imkan-ı vehmiye ta kendisi bedihiyat hakkında delili var iken su kaynadı. Şimdi tuttu yandı değil mi elin? Yanan adam desem ki yandı sıcak bayağı. Yok öyle, öyle hissediyor. Bedihiyatı imkanata sokan yani olmayabilir dettiren vehimdir. Kesin. Yani mesela iyi demez adam gece yarısı uyandırdılar beni. Bu epey oldu Zeytinburnu'ydu. Öyle tek tük tepler oluyor. Ondan sonra uyandırdı. Gece yarısı ne olur? Cenaze yıkıyorlar diyor dışında. Onu yıkarken gasilhanede bir şey olmuştur. Ne yapacağını bilemez. Onun için telefon ediyor. Açtım. Buyur kardeşim. Onun için benim kapatma hakkım yok. Bir ara kapatıyordum da. Ne dedi biliyor musun? Abim, kusura bakma uyandırdım. He. Ben iyiyim, bir sorunum yok da acaba kötü olabilir miyim diye korkuyorum diyor. Kötü olabilir miyim diyor. Yani bu halim gibi kötü olabilir miyim? Yat ulan dedim. Git! Aşağılık seni. Onun için uyandırdım lan iki küsürde. Ha şimdi kötü ol. Kötü olabilir miyim diye arıyor. Böyle diye bedihiyatı, çarpıcı misal veriyorum ki ve hep olmuşları söylüyor. İtimat edin bana, ne misal verdiniz hep oluyor. Bak, işte teneffüste bir şey söylüyor. Onu bir derste misal versen, pek kimse inanmaz. Böyle bir şey olur mu? Oluyor, ha? Oluyor işte. Çok acayip. Aşağıların en aşağısına inebiliyor, yukarıların yukarısına çıkabiliyor. Her şey insan için. Ama ben çekiniyorum bu misal verince ya da öyle veya ayağı ediyor. Şimdi tasavvurda olduğumuza delil, tasavvurdayız. Bedihiyatı imkanata sarmalı. Olmamış gibi kabul edip öyle fikrediyor veya düşünüyor. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. O zaman, şu anda bir şey var mı? Yok. Şu anda kaç gelebilir mi? Gelebilir. Eyvah demek. Yani düşünsen ve hayal etsen, basit bedeli yok. Yani ne olsa olsun canım, düşünsün adam ya. Bediyatı var, kesin olanı. Tersini düşünsen ne olur? Tersini hayal etsen ne olur? Faturası ağır.
Niye? Neyi düşünüyorsanız, eğer bir de bu neyi düşündüğünüzü şekillendirmişseniz, o oluyorsunuz, ona dönüşüyorsunuz. Kötüyü hayal ederken, kötüyü düşünürken, o anda seni mutlu edecek hormonlar çalışmıyor ki. Sen nasıl kendini iyi hissedeceksin? Güzel gören, güzel düşünür yani. Güzel düşünen de, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Kötü düşünen de hayatından nasıl lezzet alacak? Önem alır. Bunun şerhi bakımında doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. His. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Harun abinin kayınvalidesi miydi? Alzheimer olunca şeker hastası olduğunu unutmuş. Vücutta öyle yaşamış yani. Şeker hastalığı kalkmış. Nasıl demiş? Alzheimer olunca şeker hastalığı ortadan kalkmış. Bak. Unutmuş şeker hastası olmuş. Şeker de tabii. Harun yok zaten şu an ortada. Mimar Harun yok. Mimarın mı içi? Evet. Öteki Harun da yok. Kayboldu. Evet. Bu dedi. İşi varmış. Evet. Bu iş onun işi değilmiş. Şeyin abi, akıl ve zihin farkını anlatan bölümün resmi yok herhalde bizde. Bu biraz önemli. Göndereceğim onu. Oraya bir geleyim. Demek ki vehim, bedihi, yatın aksini üretebiliyor. İyi değilim. Sen herhalde bunu kastettin. Bak zana çok işlettiriyor. Öyle bir şey kastetmedim. Mahkemede acayip bir şey ya. Diyor ki, hakikaten o işi yaptı. O yanlış işi. Hemen o işin sahibi olarak düşünme diyor. Sonra bu iş bu anlaşılıyor diyor. Bak bu işte bu anlaşılıyor. Ne? Sen bunu mu kastettin? Sordum diyor. Mesela Allah Resulü gece Ayşe validemizle gidiyor. Siyah bir kadın. Sokaklaması yok. Bir kısım sahabeyle selam kelam veriyor. Ayrılıyor. Selam. Sonra bildiğiniz bir şey söylüyor. Ayşe validemize diyor. Diyor ki dur burada. Koş. Eğer savundurun diyor, bu benim yanımdaki kadın diyor, helalim olan Ebu Bekir'in kızı Ayşe'dir diyor. Estağfurullah ya Resulallah, sana suizan mı edecektik? Yani gece hangi kadını götürüyor? Müslümanın şeni odur ki diyor, suizan etmez, mümkünse üstü zan eder. Ama suizana da vesile olmaz. Tamam, o zaman şu, suizana götürücü ne var ya, ben niye? Niye kötü olacağım? Bunlar hep böyle, şu anlar 81'e dönüyor biliyor musun? Aynen. Haksız temellük bedenine, aynı darlığını bilmemek, mefhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış adamdır. Buyur. Mefhumu? Vehim bak, harika. Mefhumu? Vehim. Muhakkak bilmekten, bak harika bak. Mefhumu muhakkak bilmekten Adem şeklini ve suretini almış. Vicdan yani. Gene benim var yani. Bu ya. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar doktorluğu anlatıyoruz ya. Adam Jung denilen bir adam meşhur olmuş. Neyi bulmuş biliyor musun? Ya diyor ben cahildim diyor. Sıkıntım var dedim diyor. Kitap okudum diyor. Sıkıntım gittim. Biraz sonra baktım ki sanki dışarıda bir düşmanım içeriye girmiş de o benim okuduklarımın ara boşluklarını eksikliklerini bul. Oradan beni diyor İyiliğini ortada kaldırdı diyor. Hücum etti diyor. Baktım ki diyor aptal değil diyor. Aklımı ortadan kaldıran başka bir akıl gördüm diyor. Bağırıyor şimdi diyor ki kafamızda aklımızdan başka bir akıl var. O akıl bu aklı ortaya kaldırmaya çatışıyor diyor, çarpışıyor diyor. Ne diyor bunu? 13. lemada onun sözünü kendi sözünü zannettirir. Bunun adı şeytandır ya. 7000 seneden beri bahsediliyor. Dinle olmadığı için bunu. 1400 senede mi? Yani ne diyor? Şeytanın vesvesesi. Yani ne kadar bilgisi var? Seni bildiğin kadar. Çünkü niye? Şeytanın ilmi var. Jung kimin arkadaşıdır? Beraberdir. Freud. He? Freud'un. Freud'un arkadaşı. Freud beraber çalışıyorlar da ayrıldılar. Sebebi Freud demiş ki her şeyi insanı saatin zembereği gibi her şeyi hareketlendiren şehvettir. Şehvet demek cinsellik manası değil. Her şeyin isteği. Her şey istekle diyor. Aşırı istekle insan hareket eder. İnsanın isteklerini kaldırır mı hareket edemez diyor. İt diyor onu.
İt, iyi de. Bilmiyorum. Orada diyor filan. Bu yok, bundan ayrılıyor. Hayır diyor. İnsanı hareketlendiren aşırı isteğin dışında kafasında başka bir akıl var. Başka bir akıl var diyor. Başka ne diyor? O akıl fikir üretirken diyor, o akıl diyor istekleri var diyor. O isteklere karşı direnirseniz diyor, isteği kuvvetlenir diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bak, o akıl kafada bir şeytanın hannas gibi karıştırır diyor, lemahattar diyor. Kafanda bir hannas var diyor usta. Tamam mı? Hannas nedir biliyor musunuz? Şeytanın adı şeytan değildir. Şeytan iblistir, Kur'an tabiri. Şeytan sıfatıdır. Hannas nedir? Aşağıda bakıyor yukarıya. Gafil. Çıkıyor yukarıya. Karıştırıyor. Tam vay sen falan. Hemen tanıdı zaten. Tak, iniyor aşağı. Hannas bu. Gafletinden istifade edip karıştırıyor. Sonra aşağı iniyor. O 52 tane sıfatı var. Çünkü 52 tane haram var. Abi şeytanın ilmi benim ilmimle mi sınırlı? Evet. Şimdi sen Allah müsaade etmiyor o kadar. Hı. Eğer bizzati tamamen ilmiyle hareket etseydi sen tarman olur. Ama sen yükseldikçe terakki olsun diye onun ilmi de ortaya aktif oluyor kanun. Yoksa şey oluyor. Top oynarken offside oluyor. İlle senin birisi tam tek başına gitme diyor. Birisiyle savaşarak git diyor. Değil mi? Tek başına gittim öyle diyorlar değil mi? Korner şey, evet. Offside oluyor. O da gidecek. Çünkü şeytan kadar ilmimiz olmaz. Ama ona musad edilmiyor. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi getirse buna sporcu denmez. Dolayısıyla biz yükseldik, o dip olmuyor. O zaman abi nefsin diğer altı mertebesinde, nefsi emmarenin dışındaki diğer altı mertebede ilim değil mi mevzu olan? İlmi de var içinde. Ama ilim değil esas. Değil değil mi abi? Değil. Ama abi isim konulmuş ya mesela, şeytandan istiaze bahsediyor. Yani şeytanı mağlup etmek, ilimle tard etmek demiyor yani. İstiaze. İstiaze ne demek? Korunma. Mesela kendini aradan çıkarıyorsun, Cenab-ı Hakk'ı devreye sokuyorsun. Evet. Kendine vücut rengini verdikçe onun içine giriyorsun. O adamın içine giriyorsun. Sahasına giriyorsun. Onun sahasına gidiyorsun. Çok güzel. Yani mesela timsah sahibinin şeyi, avını nasıl öldürüyor? Kendi sahasını çekmiş. Çok acayip. Ben gördüm o filmi. Diyor ki, bir öküzü tuttu. İki tane aslan karaya çekiyor, bir tane timsah suya çekiyor. Eğer timsah aslanların sahasına gidip savaşırsa 1-0 mağlup girecek. Eğer suya şeyler girerse aslanlar 1-0 mağlup girecek. Timsah mücadelesini sahasına çekiyor, aslanlar mücadelesini sahasına çekiyor. Peki sen şimdi haramların içine girerek haramla mücadele etmek, baştan 1-0 mağlupsun. Timsah sahasına gidiyor. Anladınız mı? Şeyde de öyle abi, futbolda da öyle. Futbolda da öyle. Nasıl futbolda oluyor? Mesela bir takım başka takımın bulunduğu ülkede maç yaparsa... Ha 1-0 mağlup gibi giriyorsun. Dezavantaj oldu yani. Yani bakın kardeşim, mücadele etmek istiyorsanız Allah için sağınızdan çıkmayın. Abi perşembe günü çok güzel bir şey söylemiştiniz. Onu mümkünse burada tekrarlamak istiyorum, müsaade ederseniz. Keşke karşı tarafın sahasına girmek demiştiniz evet. Galiba. Evet. Keşke geçmişin bataklığıdır ki karşıki tarafın sahasına geçmektir. 1-0 orada mağlup. Keşke şeytandandır değil mi? Evet. Keşke öyledir. Sakın ha. Keşke geçmişin bataklığıdır ve karşıki tarafın sahasına girmektir. Furkan bu cümleyi yaz ve şey yap. Bu veciz yapmak, kartpostal yapan uzaklardan bir tanesi var. Mazi ve mesaibe kadar cihetine bakmak lazım. Oradan şey yapıyoruz. Aynı oradan çıkartıyoruz. Çünkü altyapısı olmasa onlar çıkartılamaz. Burada mıyız? Buradayız. İyisiniz değil mi? Bazen beni de toparlamak zor çekiyorum. Uyku hali var ya uyku. Her şeyin ortadan kalktığı. Bazen hiçbir şey hatırlayamıyorum. Sıfırlanıyoruz. Ne oluyorsa biraz önce oldu, tekrar geldi şimdi.
diyor ki sen değilsin diyorsun. Ha. Sonra acayip. Mesela bir misal vereyim size. Evet, usta çalışıyormuş böyle hararetli barlarda. Buzdolabı yok ya. Su testisi cama asılı, bağlı. Dışarıdan rüzgar soğutsun diye. Usta da o kadar acayip şiddetli suya ihtiyacı var ki kalem elinde. Abiler anlatıyor. Uzun. Kalktı, kafa orada. Suya gidecek, içecekti. Ortaya kadar geldi salın. Niçin kalktığını unutmuş. 90 cilt kitabı kafasında olan zat. Niçin kalktı? 3 defa böyle olmuş, oturmuş. 3. kez kalktığı zaman konsantre olmuş. Evet. O zaman hatırlamış. O kadar konsantre olmuş ki hiçbir şey yapamıyor. Yok oluyor. Bir tuhaf işte alem. Hani diyorsun başım döndü hiçbir şey yapamadım. Aslında o girdiği alemden alem şehadete dönememiş. İşte dönemiyorsun he. O alemden dönemiyorsun. Bir anda sıfır oluyor. Şey, uyku da öyledir. Herkesin yaşadığı bir şey. Hani nasıl döneceksin uyanmadan? Bunu mektubatta, 18. mektupta mıydı? İki tane çoban uyuyorlardı. Bir tanesi rüya görüyor. Ama gitti kavalı ortadan kaldırınca gelemedi. Kavalı ortadan kaldırdı, adam kıvranıyor, dürtüyor, kalk diyor, kalkamıyor. Ama arı oradan uğraşıyor diyor kavaldan geçmeye. Sonra kavalı koydu, oradan geçti, adam uyandı. Ondan sonra ne oldu falan anlattı. Vallahi tam köprüden geçecektim, köprü yıkıldı ya, neler çektim, nasıl geldim gibi görsen. Abi mektubatta değil mi? Sizin mektubatta geçmiyor. Öyle demiyordu ya. Bizim mektubatta geçmiyor. Bizim mektubatta öyle yazmıyor. Kaval kaşeyi kaldırma meselesi yok da. Var. Onu birisi eklemiş sonradan. Öyle mi? Hayır kaval. Yok abi öyle. Nasıl diyor? Yani normal o gitti diyor. Tekrar geri aynı yoldan geldi diyor. O da dedi ki orada git kaz bulacaksın dedi diyor. Yani kaldırdı gelemedi demiyor. Ha kaldır demiyor. Orada bir zorla sorun. Yani terledi diyor. Nasıl diyor bir şey var orada. Tamam şu sıcak sudan biraz iç. Bizim bir yerde yok yani aslında. Tamam. Kaldırdı da kaldırdı ya. Tamam işte. Tamam. Yani siz muhtemelen kaldırsa nasıl olur diye tefekkür ettiniz. Evet. Adam dönemezdi, uyanamazdı diye tefekkür ettiniz muhtemelen. Kılık giydirdi yani. Allah Allah. Ya bu zamana kadar öpün yaptıysa yani. Neyse sağ olun. Büyük ihtimalle bu şekilde gidiyorsun. Öyle gidiyor. Vites boşta. Bedihiyata da belki ihtimal veya şekle baktıran tasavvurdur. Bedihiyat. O kapıyı şey yapın, bak ben burada duyuyorum, kalk sen, kalk çabuk. Şimdi kapandı artık abi. Önemi yok, açık tutun ki burası onu sizi... Oraya bir şey koyacağız. Yani şey yapsın, öfürsün. Oraya bir şey koy. Böylelikle akıl mı, vehim mi ayırt edersin. Bedihiyata, belki ihtimal şek gelirse, bil ki vehim desin. Bu, veya mesela nerede kullanacaksın? Bunu doktor daha çok hepimiz kullanacaksın, çoluk çocuğuna. Ya kalbim şey ya, herhalde kriz geçiriyor. Var böyle bir şey? Yok. Helal. Belki. İhtimal. Şek, sağlığı ortada kalıp evet oyum demek. Sağlığını inkar etmek. Şek inkardır. Öteki, kabul edince bunu inkar. Evet kalp krizi geçiriyorum. Geçirmediğini inkar ediyoruz. Geçirdiğini geçiyoruz. Bu vehimdir. Bu modda iken de ciddi kararlar almazsın, kimseyle dalaşmazsınız. Belki ihtimal şekte dalaşmayın. Evet, şimdi burada bitiyor. Bitti. Ondan sonra delili orada gösterdik, hücceti de şeyde. Şimdi şu iki yeri okuyorum. Mahkemat 93 veya bu sefer çeker misin dağıt insanlara? İki şeyi
Çok güzel olur. 90 mektuba, makinata 90 da 93 var okuyacağız. Ondan sonra müjdeler olsun, eve gideceksin. Sen yapmışsın değil mi dersin? Evet. Toparlı o zaman tekrar bir tarz alayım. Şu, bakın çok iyi. Oku, gönder, ondan sonra herkes açsın telefonunu, alın. Ondan sonra başlayacağım dersin. Cuma'da herkes var mı? Abi bir... Oraya... Mesela namaz kılıyoruz ya. Yani. Namaz kılıyoruz ama her zaman aynı lezzeti namazdan alamayabiliyoruz. Evet. Bazen doyumsuz bir lezzete ulaşıyoruz. Yani bu ruhumuzun da tatmin olduğu manasına geliyor sanırım, değil mi abi? Şimdi bu hüccetli yaşadık mı oluyor abi? Ne değişiyor? Hüccetli değil mi abi? Evet, Allah hazır olmasa sende huzur olmaz. Aktif ol. Yani ufak var ya böyle kapı böyle. Evet. Hafif açılırsa, tamam. Mesela burada bir açı Kabe'yi yanlış dursan orada yıkım teşkil ediyor. En fazla senin kıbleden ortaya çıkaran 30 dereceymiş. Hı hı. Şimdi hafif böyle Allah kendisini sana araladı, sen de hizmet alıyorsun. Abi o zaman duayı da münacata çeviren hüccettir abi. Evet. Evet. Hüccettir. Mesela duada istek vardır. Münacatta istek yoktur. Ona delil nedir? Üçüncü şua. Ey Kadir-i Zülcelal! Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibrasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes, ben Kur'an-ı Hakim'in talimiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dersiyle anladım ki, hı hı, diye başlıyor. Hiç istek yok. Hiç istek yok. Munacat. Ama dua daha üstündür munacat. Alın. Aldınız mı? Hadi bakalım. O zaman ilk önce şeyi okuyorum. Muhakimat 90. Çok ilginç, hoşunuza gidecek. Diyor ki, güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade. Borazanlar var ya, borazan, hani bazen orucu şey oldu diye veya işte eskide emlakçılar, emlakçılar ne diyorlardı ona? Osmanlılar'da? Dellal. Dellal. Bir şey satılacağı zaman dellallar şey yaparsın. Duyduk duymadık demeyi böyle, borazan. Şimdi borazan çalardı, sonra şey yapardı. Aklın borazanı kimmiş biliyor musunuz? İrade ise, şey, denilmeye şayan olan irade ses etmekle ses ediyor. Aklın borazanı, akıl iradeyi çalıyor. Bak, aklın borazanı denilmeye, borazan aklı değil de akıl borazanı. Kimmiş o? İrade. İradeyi aktif edebiliyor. Etmekle kalbin karanlık köşelerinde, çünkü niye? Vicdan aşağıda ya. Vicdan şurada ya. Akıl burada ya. Bu yolla, ilimle, ondan sonra bununla vicdanın iradesini aktif etti. Yani aklın borazanı olan iradeyle ruha vesair gidecek akıl. Gidiyor. Etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından mahali süver olan hayale girerler. Ha? Bu kadar. Şimdi, siz de biliyorsunuz, hayal edin bir daha. Vicdanın içerisinde ezber olmasın. Soğan kabuğu gibi düşünün. Endiş kabuğunda ne var? İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Hatırlayın Rabbani. Tamam. Şimdi aklın borazanı, akıl vicdandaki iradeyi neyle aktif ediyor? İradeyle. Vicdandaki irade kalbi. Kalbin içerisinde manaları. Akıl diyor ki bana onlar lazım. Nereden biliyorsun? Ben diyor zihinde gördüm bunları. Kaynağına gidiyor. Tamam. Aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ile zil çalıyor şeyde, kalbin içine. Bu vicdanın da içerisi kalp. Burada manalar, meyiller, ihtisaslar, tecrübeler vesaire kazanımları oynatıyor. Yani aklın sesi iradede ortaya çıkıyor. İrade. Benim iradem. Ben irade ettim. Aklının orada vücut bulması. Sesi. Vücut bulması, evet. Ondan sonra irade neydi? Vicdandaydı dedik.
Demek irade ile akıl hareket ederse hüküm ayrı oluyor. Ters yaptım. Yani akılla. Evet. Akılla irade hareket ederse ayrı oluyor. İrade ile akıl hareket ederse ayrı oluyor. Abi bir sual. Şimdi mesela biz burada ders yapıyoruz. Siz gayet rahat bir şekilde bize anlatıyorsunuz. Çekim yapıyoruz. Çünkü bu çekimi nasıl olsa elimizde düzeltebileceğiz diye. Değil mi abi? Hı hı. Ama siz bilseniz ki, bakın bilmeseniz gene sorun yok. Burada şu anda canlı yayın olsa ve bilmiyor olsanız gene değişen bir şey yok. Ama bu canlı yayın olsa ve siz bunun farkında olsanız buradaki hareketleriniz çok değişecek, çok daha farklılaşacak. Hı. Öyle mi abi? Bunları yüklemek istiyorum. Doğru. Bunu şunu da söylemek istiyorum. Akıl zihin aynasında yansıdığının farkında mı? Kendini ona göre şekillendiriyor mu? Hı hı. Farkında tabii biliyor. Yani, ama şuursa biliyor. Yani bu dersi bilmiyorsa, şuuru yoksa, bu dersi almamışsa bilmiyor. Şöyle diyeyim. Küllü nâsi mecnûnun alâ kader elâ ve ihtilâfil cunûnun 13. şuada diyor ki bütün insanlar delidir. Kim? Delidir, derece derecedir. Allah ve ahirete iman edeceksin ama rahatça günah işleyeceksin. Peki sen ahireti görsen bu günah yapabilir misin? Olmaz. Şimdi zihinde bu şekilde aldığını bilse böyle olmaz, bu rahatlık olmaz. Onun için ama bu şeyimiz de olmaz. Rahatlığın getirmiş olduğu tasavvur çeşitlilik ortaya çıkmaz. Tek boyutlu oluruz. Aklı, akıl gayb olması imanın bu nimeti var. Abi siz diyorsunuz ya, yani bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum ama siz diyorsunuz ya akıl bu aklı yaparken bu akıl kullanılmadı. Demek ki bundan daha cüzi bir şey, daha külli bir akıl var. Bununla bağlamak akıllılık dediniz değil mi? O zaman bilmemek zeka mı oluyor o zaman? Evet. Kopmak zekadır. Aklın sıfatıdır zeki. Dahi. Dahi diyor. Aklın sıfatıdır. Muhakemeli adam. Aklın sıfatıdır. Tefekkür aklın sıfatıdır. Hüşyar aklın sıfatıdır. Muhakeme aklın sıfatıdır. Aklın ortadan kalkınca bir sıfat hakim olur. Ya dahaidir, ya ezbercidir, ya zekidir. İyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bir tüccardır. Ama satıyor milleti, vatanı, kandırıyor kantarda. Peki ne diyoruz? O yanlışlığı, haksızlığı aklın zekiyle yapıyor. Biz ne kadar akılsız, aptaldır diyor muyuz? Vicdansız diyoruz. Vicdansız diyoruz. Çünkü vicdan onu kontrol etmesi lazım. Çünkü manevi ve ötelerin hakim olup da akla yapma dettiren vicdandır. Hı. Vicdan ortaya kalkarsa terör estirir akıl. Evet, işte zihin böyle geliyor demek. Evet. Yani, eğer vicdanla kopuk olursa zihin var. Hı. Vicdanla bağlıysa akıl, o nispette akıl var. Zekavet aşağı mesela zeki, dahi öne çıkarmış asır. Bunlar hep biliyorlar. Zekilik ve dahilik başa beladır. Psikoloji sıkıntılar onları yaşar. Çünkü Kur'an zekaya, dehaya işaret değil, onların çatısına yakilun, takilun, efele tefekkelun gibi veya aklı olmayanlar ama zekidir, kelenanu belumadal diyor. Daha şey yap diyor. Felosoflar hayvandan daha şey indirmişim diyor. Ustam. Ha, zeka netice olsaydı dahiler cennete gider. Akıllılar geçecek. Şeyde bu hani irade dedi ya ve şeyde siz de demişsiniz zaten vahyi dinlerse akıl vicdandaki iradeyi tetikliyor, bir iradeden ses geliyor ama vahyi dinlemediği zaman ihtiyar şeklinde bir hayvani şey oluyor. İhtiyar var. Ha, sadece oluyor. Bir de işin ilginç tarafı irade neydi? Daha yukarı gidelim. Yani irade baktığında... Sıfat mı? Yok yok, hatta sıfata kadar gidiyor. Yani sana aitliğinde şey var. Sen değil. Yani, ilginç bir şey var bak. Vahiy geldi, akla girdi. Hı-hı. Akıldan iradedeki bir şeyi tetikleyerek ortaya çıkarttır. Çünkü irade ile günah işlenmez arkadaşlar. İrade kutsi ve ulvidir. İrade mazi ve mustakbeli cemeden, ihtiyar mazi ve mustakbelden kopuk andadır. Yani şeyden, barajdan elektrik geldi. Girdi o tesisat, ampulün direnç şeyine girdi, ışığı yandı ve bitti yani o şey devre tamamlandı gibi oldu yani. Evet. Vahiy, yani vahiy geldi akla, akıl onu aldı,
Ondan sonra iradede bir irade şeklinde gözüktü ampul olarak. Bu elektrik işini şey... Yani elektrikteki irade, yani bu devletin iradesi nedir? Budur, bunu yapmak. İrade o. İrade kutsidir. Tamam mı? Şey, ihtiyar işte beşeridir. İrade insana aittir. Ne kadar insan olursak o kadar irade vardır. O zaman jeneratör cüz'i... Biz beşeriz. Beşerlik nispetinde ihtiyar vardır. İnsan olma nispetinde irade vardır. Peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmak var ya, beşeri tipi. Beşer şerlerle dolu demektir. Ne kadar insani sıfatlar varsa o kadar irade sahibiyiz. İnsanı çünkü vicdan diyoruz. Vicdan insan insanın alametidir. O zaman zihin, mesela kafirin de aklı çalışır, nesi çalışır, akıl gibi gözüken zekabet iddiası. Ama vicdanı mühürlenmişse iradesi, vicdan mühürlenmişse içi de mühürlenmiş demektir. İradesi, zihni ise ratibe rabanesi yoktur demektir yani. Demeye gerek yok ki adamın ilkokul diploması varsa, üniversite diploması yok işte, içerisi yok. Şimdi demek tersi de çalıştırıyorum derste. Demek irade ile akıl hareket ederse ayrı hüküm alır. İhtiyar ile hareket ederse akıl ayrı hüküm alır. Tamam mı? Mesela irade neydi? Vicdana aittir. İhtiyar neydir? Dimağa aittir. Dimağa. Dolayısıyla vahiy, yani kalbi ve ruhi özelliklerimizi aktif eden iradedir. İhtiyar ile hareket eden namaz kılamaz. Ne kadar sohbet edersen et, kılamaz, derse gelemez, kitap okuyamaz. Hayvaniyettir. İrade olan ise, irade kutsidir, ulvidir. Onunla haram yapılamaz, yapamazsınız. Haramı iradeyle değil, ihtiyarla seçiyoruz. 24. sözde hayvanlarda da cüz-i ihtiyarı vardır diyor. Hayvaniyet ihtiyarla oluyor. Üç tane ameli var diyor. Üç tane mi? Dört tane. Üç tane. Üç tane ameli var diyor. Bir tanesi hayvan diyor. Hayvanlarda da bir cüz-i ihtiyar olduğundan diyor. Mesela Kader Risalesi'nde de anlatır şey, Hutbe-i Şamiye'de. Diyor ki, ağaçlarda, cevizde, fındıkta ihtiyar yok. Sanat en mükemmel. Ceviz. İnsan en ihtiyar sahibi gökdelen. Gökdelenle narı kıyas et diyor. Narı kıyas ediyor. Hangisi harika? Nar. Niye? İnsanoğlunun gökdeleninin projesini toprağa gömün, gökdelen çıkmaz. Ama narın çekirdeğini koyun, çıkar. İki, gökdelen canlı değildir, nar canlıdır. Bir de ihtiyar olan hayvanlar vardır. Ortada. Onun yaptığı işte sanat, işte süttür şeyi yapamıyoruz. Demek ki ihtiyar en kuvvetli olan insanın sanatı en küçüktür. İhtiyar ona göre biraz daha düşük olan hayvandır, sanatıdır. İhtiyar hiç olmayan ağaçtır, nardır. Sanat en mükemmeldir, kusur yoktur. İhtiyar arttıkça kusur artıyor. Bunu da gösteriyor ki insanın kusurlarını kader değil, kendi ihtiyarıyla yapıyor. Ha? Eğer irade aklı aktif ederse, bak ne diyor, eğer irade aklı aktif ederse mazi ile istikbali cem ederek halde üretken olur. İrade neydi? Mazi ile, geçmişi ile geleceğe bakarak halde iş yapar, tercih yapar, ihtiyarla iş yapar. Bir daha, irade mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak, ahirete bakarak halde ihtiyarla iş yapar. İhtiyar ise mazi ve mustakbelden koparak hazırdaki şeyle memnun olur, tatmin olur. Bu ihtiyar. O zaman irade mazi ve mustakbeli cem ettiği için İmam-ı Mubin gibi aklı aktif ederse mazi ile istikbali cem ederek halde üretken olur. Eğer ihtiyarla çalışırsa mazi ve istikbalden kopuk ani yaşantı üretkene döner. Böylelikle aklıma ihtiyar mı, irade mi hakim olduğunu anlarım. Aklınız iradeyle mi çalışıyor, ihtiyarla mı çalışıyor? Nasıl anlarsınız? Mazinin bütünlüğü, istikbale, yani Allah ile böyle imanın kuvveti nuruyla, Allah ile dünyada şunu mesela yapma, etme, haramdır, günahtır. Bazı şeyleri yapıyorsun, bazı şeyleri yapmıyorsan niçin sorulduğu zaman ayıptır ya, günahtır ya, haramdır diyorsan İman-ı bil ahiret sana hakimdir.
İmanı bir ahiret, ahireti iman hakim olursa seni dünyana tanzim ediyor. Yap, deme, dinimi, hududunda kal. Deme, söyleme, ver, vermeyi nereye göre yapıyorsun? Ahirete göre. O zaman sana ahiret hakimse, istikbal sana hakimdir. İstikbal hakimse otomatik zaten istikbale bakar, maziyle şey yapar. Ya mazi veya istikbal hangisi olursa olsun, bir tanesi aktifse otomatik onu da aktif ediyor. İkisini cem eden iradedir. Teki cem eden ihtiyardır. Adeta hali yaşayan kitab-ı mubindir. Mazi ve mustakbeli cem eden ilim ve emirdir. İmam-ı mubindir. İradeye bakar. İrade oradan geliyor zaten. Dolayısıyla iki türlü kader vardır. Onun için kader dersin, kimden dinlerseniz dinleyin. Ya Allah tamamen hakim, insanın pek bir şeysi yoktur dersi olur. Veya tamamen insanın elindedir, kaderi boğazına asılmıştır. Öyle hareket eder, dersini dinlersiniz. İki uç, orta zor olur. Sebebi şu, ihtiyari kader vardır, iradeli kader vardır. İhtiyari kader, insanın boğazına asılmıştır, insan kendisi yapar, ihtiyarı kendisi tercih eder. İradeli kader ise, mazi ve müstakbeli olduğu için iradeli kader, insanla alakası yoktur, uygulayın. İlk önce bildiğimiz misali vereceğim, sonra doğadan, tabiattan vereceğim. Mesela top sahasında UEFA, FIFA mı ne, kural yapar. Diyor ki şu çizgiyi geçerseniz penaltıdır, şunu geçerseniz taştır, şunu geçerseniz şu durumdur der. Şimdi futbolcu bu kural içinde kuralını koyar. Futbolcu diyebilir mi ki, tam ben gol atacaktım ama çizgiden çıktı, ben taş da kabul etmiyorum. Taş değildir diyebilir mi? Diyemez. Demek ki o umumi bir sistem, kural koymak, bu iradelidir, mazi ve mustakbele aittir, tecrübeyle konulmuş. Dolayısıyla içerisinde bu kuraldır, burada kurallar var. Bu kural içerisinde futbolcu kendi kuralını uygularsa bu ihtiyardır. Eyleme, yani anladınız mı? Top sahasındaki kuralı biz koymadık. Biz o kuralın içinde. Senin sandal örnek vereyim. Mesela bilgisayarın içinde Windows, Linux, başka bir program var. Bize şıklar sunar, bir sürü tercihler. Bu şıklardan bir tanesi tercih etmek ihtiyardır. Ama biz Windows'u kullanarak Windows'un arkasına geçip bunu devre dışı yapmak iradedir, senin elinde değildir. Geçemez. Hayata uygulayın, üç tane olsun. Güneş doğsun mu, doğmasın mı? Benim elimde değil. Ömrüm ne kadar olacak? Kimin çocuğu olacak? Benden kim olacak? Benim çocuğum kim olacak? Seninle alakası yoktur. Bu iradedir. Bu mazi ve müstakbeli cem etmiştir. Hani nasıl ki futbolcu kurallar içerisinde kurallarını oynar. İşte bu kainatın içerisinde kurallar vardır. Yani doğmanı, alemi gaybtan şehadete gelmesi senin elinde değil. Buradan gitmek senin elinde değil. Kimin çocuğu olacak sen mesela, ömrün rızkın kimin, zengin fakir olacağını bilmiyoruz. Senin elinde değil. Güneşi ben doğmasın istemiyorum bugün. Allah bugün de bir değişiklik olsun. Bugün doğmasın veya yağmur yapsın. Benim elimde değil. Tamam. Bu nedir? Kural. Umum bir kural. Bunun içerisine bizi belirli şeye kadar müsaade etmiş. Yani kahveye de gidebiliriz, camiye de gidebiliriz. Bir sürü tecrübe. Kıl aslında nafası, kılmaz. Yani bu sistem içerisindeki sistem. Ha, iradeli kader geneldir. Yani tamamen kainatı zapt-ı rapt altına almıştır. Her şey kontrol altındadır. Tabiri Kur'an'la yaprak bile onun emriyle, iradesiyle der, oynuyor. Bu umumi bir sistemdir. Bu külli kaderdir. Külli kader. İradeli kader. Allah'ın subuti sıfatındandır. İlim, emir ilim. Ötekisi ise emir ve kudret. İkinci kader, bu kader içerisindeki, bu kader derken tercih. Tercih edilmiş. Top sahası tercih edilmiş. İki kat uzunluğu yapılabilirdi. Penaltı burada olabilirdi. Başka şey olur. Yok, bu tercih edilmiş. Şimdi kader de burayı tercih etmiş. Bu tercih ettiklerinin içerisinde bize tercih hakkı veriyor bu sistem içinde. Bu sistem içindeki tercihimize ihtiyar, umumi bir sistemi kabul etmek iradeli kader. Dolayısıyla her şey kader ile takdir edilmiştir. Şimdi sana dönüyor. Senin diyor kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yani
seni bir ders böyle, seni böyle yapıyor. Tamamen Allah'ın hakim, irade hakim, senin hiçbir şey bırakmamış sana. Bir ders böyle. Başka bir derse bakıyorsun, her şeyde insan merkezli anlatıyor. Bunun sebebi, ihtiyarı kader anlatıyor, farkında değil. Bu da iradeli kaderi anlatıyor, farkında değil. Oysa ikisinin cemidir, ikisini kabul edince rahat ediyor. Kainatın bir sistemi var, benim şeyim var, ömrüm var. Bir saniye ileri geri gitmez ama yatakta mı geçireceğim ömrümü, ya ayakta mı, o senindir. Sağlığın senin elinde. Yani yatakta mı yatan, sen şimdi ikinden sonra yatarsan sağlam kalkacağını kim söylüyor sana? İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, ikinden sonra da yatıp da akıllı kalkana şaşırıyorum diyor. Mesela sen şimdi akşam yiyip de yatarsan, hele tatlı yersen, şeker hastası olmayacağını kim söylüyor? Tamam? Bu sen ama ömrünü ileri geri almaz ama yatalak yapar seni. Felçli yatarsın orada. Tansiyon vurdu, belden aşağı çalışmaz. Yatarsın 10 sene. Felçli yürürsün. Bu seni siyahlı yaşamak ihtiyaridir. Ama ömrünün miktarı iradelidir. Senin elindedir. O zaman adetullah'a uymak ihtiyardır. Adetullah'ın kendisi iradedir. Allah'ın subuti sıfatından çok can alıcı misal veriyorum. Subuti sıfatta Allah'ın ne subuti sıfatında ne zatı sıfatında ihtiyar yoktur. İrade vardır. İhtiyar Allah'ın esmasındadır. Esma da nedir bizde? Cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözükür. Onun için kader risalesinin başına ne yazar? Vicdani ve halidir. Vicdani hali demesi iradelidir demektir. Kainatın sistemini anlatır. Sistemi anlatır. Yer yer sonra ihtiyarı kadere giriyor. Kainattaki kaderden bahseder. Ve ondan sonra ihtiyara girer ve insanın enfüs alemine zihinle tamamlar. Kainatı anlatır, sonra onun hulasası olan insanın içsel yapısını anlatır. Tamam, kainatın sistemini anlatır, omurgasını anlatır. Zeyle, dört tatve ile insanın enfüs alemine geçer. O onun kainattaki sistem, insanın enfüsü nedir? İnsanın sahilini tazim eden, yapayım, kalkan, şu anda kalkabilirsiniz. Birinci derse katılan var, giden adam ne ile yapmıştır? İhtiyarıyla yapmıştır. Eğer iradesi olsaydı kalkmazdı. İhtiyar var. Çünkü irade tamamen kutsiyete bakar. Mazi ve müstakbel. Mazi ve müstakbel bakan, ahiretin o dehşetini gören bu ikinci dersi de dinlerdi. Abi bir şey çizmek istedim, biz anlattık. Gel abi. Şimdi Hasan abicim, şu... Şuna ezel dersek, Hasan abi. Neresine? Burası komple ezel. Ezel aynası diyor. Ezel aynası. Kader öyle diyor. Kader de öyle geçiyor. Evet. Köşeli ayna yok. Onun için yön yoktur. Şimdi bunda sağ sol var mı? Yok. 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 Yani ama köşeli olsa olur. He. Şimdi abiciğim. Ezel ebed derken bir uç ezel bir uç ebed diye değil. Yoktur diyoruz. Bunun ebed bunun dahilinde abi. Evet, bunun dahilinde. Şimdi... Benziyor tarife. Evet. Şimdi abi, mazi ve müstakbel burada belirlediğimiz bir noktadan bir diğer noktaya gidiş. Ama bütünlüğü, bakalım şöyle yazalım, mazi. İzim istikbal. Evet, evet. İstikbal. Ters aldım yani. Sağ olsun. Tamam. Neyse. Tamam. Tamam. Şimdi abi, az önce tarif ederken irade dediniz Hasan abi, irade maziyi ve müstakbeli cem edip halde ihtiyarıyla tercih yapar. Şimdi abi bu hali anlamaya çalışırken şuradaki bulunduğum bir nokta değil, mazi ve istikbali cem etmenin bütünlüğünün adıdır hal. Çok doğru. Bütünlüğün adıdır hal. Böyle olunca Hasan abi, böyle olunca zaten direkt bütünün bir parçası oluyorsunuz. Yani bunun artık sizinle bir ilgisi kalmıyor. Bu artık direkt iradeye bağlı oluyor. Anlatabildim mi demek istedim? Evet. Parçamadabildim mi? Evet. İrade derken, irade sistemi şudur. Kayıttır, denme öyle bir şey yok.
İrade ne demektir biliyor musunuz? İrade. Çok ilginçtir. İrade bak bir daha söylüyorum. İrade, şu kainata baktığımız zaman ilk gözüken Allah'ın hangi sıfatıdır? İradesidir. İradesidir, kudreti değildir. Çünkü tercih edilmiş. İrade, sistemin kendisi iradedir. Öyle yap yapma öyle değil öyle bir şey. Sistem iradedir. Şu gözüken iradedir, sonra kudrettir. Abi böyle bir şey daha... Evet, anladık mı abi? İrade bir tercih değil bu. Sistemdir. Sistemin kendisidir. Yani bak bunu ekleyeyim ki buraya ki sonra dediğimizi hatırlarsın. İrade, dur. Çinice. İrade tercih. Sadece tercih, tercih değil. Tercih sırf değil. Değil. Sistemin kendisidir. Kendisidir ki kainata, alimler öyle der, kainata bakınca ilk göze çarpan ve bilinen iradedir. Dedir. Sonra kudret vesaire. Şimdi seni alacağız biz. Abi ihtiyar, siz diyorsunuz ya sen abi, psikolojik rahatsızlıklar her şeye tek bakmakla. Evet. Bütünlükle kaybetmekten kaynaklanıyor. Bütünlüğü kaybetmekten kaynaklanıyor. İşte abi psikolojik rahatsızlıklar diyoruz ya, zeka ile hareket eden sadece ana bakıyor. Evet. An derken bunun bütünlüğü değil. O bulunduğu noktayı, bulunduğu pozisyonu hali zannediyor. Yani genel bütünlüğe kavuşturamadığı için sıkıntıya gidiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum abi? Yani burada. Yani burada kalıyor şu. Bütün o psikolojik rahatsızlıklar ya mazide kalıyor, ya istikbalde kalıyor, ya da nerede kaldığını bilmeden kendini bir yer belirliyor. Bu psikolojik rahatsızlıkların bahsettiğiniz üzere evet, başladığı noktadır. Bütünlüğe getirse her şeyin bir hikmeti olduğunu, bir emir üzerine olduğunu anlasa. Mesela 5 tane şey saydık dün, cumartesi dersinde. İnsan hemen eğileri diyor ki, eğilir yani bu psikiyatristler, psikologlar, nörologlar, dev adamlar, doktor Adetullah Kanun diyor ki sıkıldığın zaman bunu doktor yandın, hocalıklar değil hani adam ya buradan yoksa bunu demişler. Demişler ki sıkıldığınız zaman, psikoloji bozulduğu zaman hemen aniden netice alacağınız, öyle ilaçlar var ya hemen oraya başvurmayın, hemen alırsanız, hemen netice alacağın bir şeye başvurursanız bu sefer insan oraya bağlı olur, tiryaki olur. İlk önce onu kullanmayın. Çünkü içse senin değerlerin var. Onları aktif et. Hazinelerini aktif et. Yetmiyorsa oraya başvur. Dışa bağımlı olmayın. He. Dış mesela. Sen üretken ol. Nedir o? 5 tane üretkeni ben yapayım. 5 tane. 1. Hemen çabucak netice alınacak bir şeye insan bağımlı olur. Bunu olmadan 1. İlk önce ne yapacaksın? Kendinle barışık olacaksın, fıtratına rağmen yaşamayacaksın, fıtratına uygun, fıtratına doğru yaşayacaksın. Birinci. Yani insan niye mutlu değil, insanı hayal edeceksin, birincisi bu. Yani fıtratına yanlışlık yapma. Yani gözün fıtratı görmektir, bantlama. Aklın marifet, bantlama. Kalbin marifeti, bantlama. Sev yani, korkma. İki. Ailenle mutlu olmaya çalış. Mutlu iken bir şeyler eksik gidiyorsa mutluluğu ortadan kaldıracak bir hak arayışına geçme. Hak ararken bazen evin mutluluğunu yok ediyorsun. Veya bir şey öğretim derken, bir şey anlatayım derken kavgaya sebebiyet veriyorsun. Yapma. Hani eğer bir mutluluk varsa, ya bunu da şöyledir böyle yap ben şöyle, kavgaya vesile oluyorsa mutluluğu ortadan kaldıran bir doğru, doğru değil o anda. Hak mevzu. Hak ve hak mevzu. 2. 3. Münasebet kurduğun cemaat, iş yeri ve okulla, yani kaşıma ihtilafi meseleleri, onlarla beraber iyi insanlarla teşekkür etsen fazla olsun. Tamam.
Eşi ki mesela fazla olsun. Yani onlarla iş yeri mesela. Sonra üç, Allah Resulü'nün tabiriyle silah-ı ömrü uzatır. Akraba bağlarınızı gevşetmeyin. Ben hapisten önceki hayatım bu konuda çok farklı. İlle birkaç kişi değil, diğer akrabalarımı. Hakikaten mutluluk yaptım. Bazı sıkıntılar da olmuş olabilirse de genelde iyi bir şey geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep böyle onunla tebliğ etmeye başlamış. Onunla yapın. Beş, kutsi ve ulvi değerler sizi yapılandıran iki dini duadır, dualardır, münacattır, sohbetlerdir, not alıp çalışmaktır. Bunlara kendi aleminizde çapısını ve kalitesini yükselt. Bunlar da kafi gelmiyorsa gidin kimyasal ilaç alın. Altıda. Yani ehli söylüyor. Diyor ki, ehli bir tanesini söylüyor. Hemen acele, çünkü sıkıntına sebep acilen olmamış. Şu anda sıkılman bir sürü mazisi vardır. Onun için bir sürü mazisini ortadan kaldırıp yok sayıp mutlu olamazsınız. Ona örnek vereyim. Mesela oyuncağı elinden almış çocuk, kariyerinden atılmış bir sebep iftira memur. Veya çok çalışıp çocuk üniversiteyi kazanamaması. Yani veya ne güzel bir işi giderken iflas eden bir insanın sıkıntısı olmaması mümkün olacaktır. Bunu ortadan kaldırmak ilaç doğru değildir. Peki ne zaman doğru olacak? Yani bunun sıkıntısı bu ilaç değildir. Bunun sıkıntısı o kaybettiğini vermektir mümkünse. Abi fabrikayı nasıl vereceğiz? Ha, adetullah'ı anlatın. Yani bu süreçtir. Peygamberlerde de vardır bakma diye. Onu aklını inandırmaya çalışın. Yok saydırmak anlamına gelen aklı ilaç nedir? Devri dişi yapmaktır. Oradan kopartmaktır o düşünceden. Hmm. Ama iki şekilde yaparsın bunu. Yani orada ya hangisini bilirsin veya böyle olduğunu Allah takdiridir diye sohbet edersin. Yani orada tasavvurunda o kişi o mevzuda tahakkule ya da tasdiye çıkarım diyorsun. Bu evet. Tamam. Şurada onu anlatacaktım seni. Bu ya buraya getirebiliyorsan veya buna getir. Eğer buraya getirirsen ilim onu zaten taat eder. Çünkü ilim canlı, ruhlu ve şuurludur. İlim subutu sıfatlar olduğu için ruhludur, hayatlıdır. İlme çıkmışsa İmam Ali'nin tabiriyle malı sen korursun, sana muhtaçtır. Ama ilim ise ilmi, bilgi, düşünce ilme dönüşmüşse ilim seni korur. İmam Ali diyor. Malı sen korursun, bilgini sen korursun ama ilme dönüşmüşse o seni korur. Sekeratta da o seni koruyacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Son şeyimiz okuyoruz. Hı hı. Hadi bakalım. Bu arada da kabağı unutmayın. Siyah kabak çok mühimdir. Bir zoomlasana. Zoomladım da. Şimdi hazır mısınız? Bir hareketin son olduğu için sizi rahatlatmaya bir şey kullandım malzeme. Farkında mısınız? Son dedim. Bundan sonra yok deyince o ferahlamak, rahatlamak nefsani hal. Buna da bir güç getirdi. Yok şimdi. Abi öyle zannediyorsunuz siz. Bir saat önce de son demiştiniz ya biz daha yemiyoruz artık onu var. Nasıl? Ayeti bir okuyoruz. Ayeti okuyoruz. Yunus suresi. Ben de ne diyecektim. Muhakemat 93. Biraz konuşmuştuk bunun hakkında. Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve marazı nazar aklıyla alınan sureti garaz. Ne demek? Müşeveş, yani müşeveş, karışık, düzensiz, karmaşık ve karmakarışık olmamak için yani zihnin üzerinde bir sürü şeyler var. Yani bir havuz var diyor, muhakematta misal veriyor. Bu havuzun suyunu buharlaşmaya, su kayıplarını önleyip bunu koruyabilmesi için farklı yerlerde su akar. Bazen buradan akar, irmaklar akar, bunu zelav denilen barajı doldurur. Yani canlı tutar. Şimdi zihin şebekesi üstünde, şiir şebekesi, her tarafa farklılığı olan, onun üzerinde olan bir mana var. O mesela sureti garaz, yani kastettiğim orada.
Ama onu alırken çıplak olarak alma, onu cımbızlama. O diğerleriyle bütünsel olduğu için, zaten psikolojik rahatsızlıkla nedir? Kalp tosmalı bütün görememektir. Hadiseleri veya duyguları tek tek görmektir. Mesela sevabı düşününce biraz sıkıntısı gider. Allah beni imtihan ediyor dese acayip gider. Geçmiş günahıma kefarettir deyince bak tahammülü artar psikolojisine. Ama niye başıma geldi ya ben ne yaptım falan, ben iyiydim ne yapıyordum böyle tek düşünürsen de bak resmin tek kimliği görsen sıkıntı devam eder. Psikoloji sıkıntılarının temelinde kartpostalı bütünsel görememekten kaynaklanıyor. Şimdi zihnin şebekesinde gözüken bizim bir maksadımız var. Yani oradan alacağız, o maksadımızı oradan alacağız ama bu karışmaması için, diğer şeylerden kesmemek için o zihin şebekesindeki diğerleriyle bir tecavüp etsin, tecavüp birbirlerine cevaplasınlar, tamamlasın, tek olmasın, taavun etsin, dayansın, istimdat etsin, birbirine yardım etsin. Şimdi şey tahlil ediyoruz, keseceğiz. Sureti garaz, hani ne demektir? Yani ilk önce lügat vereyim, sonra şey yapacağım ben. Garaz sureti ne demek? Bu benim ifadem şu anda. Bir sürü zihinde şeyler var. Sen aklınla kifaye olunan mananın şekil ve görünüşünü talep ediyoruz. Bir sürü şeyler var orada. Ama bu. Bunlar değil, bunu ver. Ama bir dakika onu koparma ama, dur. Onun da bağlantıları var. Bağlantılarını da tamamlasın. Teavun etsin, tecavüp etsin, istimdat etsin. Koparttığın zaman hala onunla bağ devam etsin. Navigasyonla, GPS de onu hala desteklesin. Çünkü niye? Bu oradan aldığım bir şeyi ondan koparırsam, zihnin kalitesi yükselince, bu hala eskide almıştım, bu kalitesi düşük olur. Eğer GPS ile bağlantısı devam ediyorsa, zihnin kalitesi yükseldikçe, oradan alınan şey, kalitesi de yükselir. Yani mesela, telefonda yazılım yapılıyor. Yazılım. Yazılım yapınca, senin telefonda da yazılımı aktif et diyor, senin de o seviye yükseliyor. Abi bu müşebbişlik, bu garaz zihinde değil, aklın zihinden aldığı oluyor. Evet. Yani suret çünkü evet. Zihin sureti garaz. Sureti garaz zihinden aldığı zihinden. Aklın zihinden aldığı. Aldığı miktar. Ama bunu zihinden aldım ama koparma diyor. Gene zihinle tecavüp etsin, taavun etsin, istimdat etsin. Şimdi sureti garaz buydu. zihin neydi? Vicdaniyattı. Vazifesi neydi? Marifetullah'tı. Marifetullah da akli değil. Zihnin vazifesiydi. Zihnin vazifesi neydi? Marifet. Marifetullah. Doktor, kimyacı, mühendis bilgisi var. Marifeti var. Marifet değil. İyi beceriyor tamiri. Ama Allah adına yaparsa, Allah hesabına yaparsa, Allah'ın dediği gibi yaparsa o marifet, marifetullah olur. Tamam. Eğer mühendis, tamirci, doktor da tamircidir. Bunu bilmesi, buna zanaat denilir. Allah ile ilişkilendirirse bu sanat olur. İbadetullah ihtiyar değil, iradenin vazifesiydi. Görüyor musunuz? İrade. Hani demiştik ki keşke bunu yazın. Keşke geçmişin bataklığı ve ne demiştik? Karşıkinin sahasına girmek. Karşıkinin sahasına şimdi burada kullanacağım. Girmektir. Şimdi iyi bilmek lazım. İradenin vazifesi nedir? İbadetullah. Şeyin zihni marifetullah. Gidip de marifetullah akla verirsen olmaz. Marifetullah vardır ama zihinden almıştır. Kendisi ümal etmez. Kendisi o fabrikadan kumaş çıkıyor, gözlük çıkmaz. Kendisine tefekkür çıkıyor. Aklın vazifesi ise nedir? Tefekkürdür. O zaman bu makamda marifetullah ne demektir? Masnuat-ı ilahiyeyi
ve Kur'ani hakikatleri bir, tefekkür, iki, tahsil ile veya lütfu ilahi ile kalbi inkişaf ve basiret sahibi olmakmış. Yani bir daha söylüyorum. Marifet neymiş? Marifetullah dedik ya. O zaman marifetullah neydi? Bir bilirim de marifetullah deyince kaç kelam edebileceksin? Marifetullah şudur. Masnuat-ı ilahiyeyi, narı, Kur'ani hakikatlarla, narı, Kur'ani hakikatlarla, okuduğumuz derslerle tefekkür etmek veya tahsil ile onu orada Allah'ın esmasını anlamlandırarak veya ona bakarken Allah lütfu ilahiyle senin kalbine oraya bakarken vermesi o haletleri kalbi ne yapar? İnkişaf ve basiret sahibi yapar. Tamam. Bu marifetullah. Esma-i İlahi'yi tanımak ilahi hakikatlere vukufiyettir. Marifetullah. Esma-i İlahi'yi tanımak ilahi hakikatlere vukufiyettir marifetullah. Her işte Allah'ın rızasına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek marifetin zıttı inkardır. İlmin zıttı cehil olduğu gibi. Bir daha. Her işte Allah'ın rızasına uygun hareket tarzını bilmek, amel etmek. Amel etmek marifet. Marifet, marifettir. Marifetin zıttı nedir? İnkardır. Bazen bir şeyi anlamak için zıttını bilmek lazım. Marifetin zıttı inkardır. İlmin zıttı cehil olduğu gibi. Şimdi tefekkürü söylüyorum. Tefekkür, fikretmek, yani fikir yoldur. Fikirde yürüyene tefekkür denilir. Bir dağ düşünün. Dağ. Dağ bir tane yol açtık böyle. Elezonik yer. Dağ dimağdır. Hakikattır. O yol fikirdir. O yolda giden araba tefekkürdür. O arabaya yüklenilen şey marifetullah'tır. Senin kamyonuna. Okuyayım bir daha. Fikretmektir. Yani fikirde yürümektir tefekkür. Fikir değil kendisi tefekkür. Fikir yoldur. Kamyon ise tefekkürdür. Düşünmektir. Yani fikri harekete geçirmektir diyor lugat bu. Tefekkür gaflet izale eder diyor üstad. Mesleğinde. Dikkat da teemmül evham zulümatını dağıtıyor. Bu tür şeyleri ben deyince hemen Emre her şeyi çok iyi biliyor. Evet. Evhamla ilgili şeyler. Evhamla ilgili her şey. Nasıl konuşurlar açık? Dikkat ve teemmül. Dikkat ve teemmül. Dikkat ve var mı? Var şeyde var abi. Ha, tamam ama ben böyle dikkat, teemmül cümleyi aynı yazma. Yok yok şey ikisini aynı koy. Öyle mi? Dikkat ve teemmül. Evham zulümatını dağıtıyor. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadette hayırlıdır. Hadis-i şerif mahal icmanisi budur. Ne diyor abi? Neyi dağıtıyor? Bir daha okuyalım onu. Dikkat ve teemmül. Ha. Evham zulümatını. Tasavvur. Ha, evham zulümatı. Bak, ne zalimlik değil mi? Zulüm, karanlık. Zulüm, karanlık. Evet, dağıtıyor. Evham zulümatını dikkat ve... Dikkat neyin sıfatıydı abi? Dikkat, hadi bakalım. Dikkat bir de mehri vardı. Aha. Kimindi? Takul. Takulun. Yani onu çünkü kız evlenirken onu evlenirken şart lazım. İki tane Müslüman bir de mehir. Nasıl ki onu nikahlamak haram helal etmek için haram helal olması için mehir lazım. Mehir. Tamam. Mana senin değil. Mana sana mal olması için senin olmayanın senin olması için ona mehir lazım. Mehir ver. İşte mananın mehri dikkattır. Dikkat aklın sıfatlarından biriydi galiba. Evet. Dikkat aklın sıfatıydı. Yani aslında o diyor ki takul tasavvurun zulümatını dağıtırıyordu. Dağıtırıyor. Evet. Dikkat tasavvurun zulümatını veya takule gelirsen yani vahyi dinleyen bir takul evhamın zulümatını kaldırırın farklı bir ifadesi. Evet. Dikkat ve teemmül. Kaldırıyor. Şimdi burada tefekkürle vicdandaki şeyin zihinde marifetullah
bir nebze, kendisi değil, o konu değil. İkisini kıyas etmek değil, bu makamda kullandık. Hani o konu zaten marifetullah diye dersimiz var. Abi tefekkür dimağı yapılandırıyorsa, marifetullah... Vicdan yapılandırıyor. Vicdan mı yapılandırıyor? Evet. İki yüzü var. Ruhu diyemeyiz değil mi abi? Ruhu direkt yapamaz. Çünkü şu, yani böyle bir şebeke düşün. Hepsini mi alıyor? Evet. Bütünseldir ama direkt ona... Şimdi bu yüzü dimağa bakıyor. Bu yüzü de vicdan ve kalbe bakıyor. Ondan sonra kalp de vicdana bakıyor, şey ruha bakıyor. Yani o bütünsellik burada şebeke üzerinde gözüküyor. Mesela lağım şebekesi düşün şehirde ama bilgisayar ekranda gözüküyor. Sanki o şehrin şebekesi bilgisayarında gözükmesi zihin. Biz de onu düşünüyoruz, orada müdahale ediyoruz veya yapılandırma yapıyor, o da akıl. Marifet daha herhalde şeyin üzerine kurulmuş değil mi? Bu işaret ucuza diyor ya, delil ve burhanlardan alacağı. Fikret, fikret, usera, şiralardan alınan nedir onlar? İşte ne diyor? İmam balı mı diyor? İmam balı mı? Yani bu marifetullah oluyor. Ama aklın ürettiği delil burhan, delil burhan, hüccet, usare, şira ve bir tane de var, yedi tanedir. Delil, burhan, hüccet, usare, şira, fikret, ibret. Bunların hulasasından zihin, girmek istemezdim, iman balını yapıyor. Akıl, iman, itikad eder. Tamam mı? Vicdanın aklı da zihindir. Kalbin aklı da içindeki zihindir. O da iman ediyor. Zihan, zihin iman eder, akıl itikat eder. Kalbe böyle bir. Akıl itikat eder, zihin iman eder. İmtisara da benziyor Hasan abi. İzan, imtisar, iman, imtisar. Çünkü şebekenin bütünselliğidir. Burada bitiyor. Belki o şey dedik de abi, o 7 taneydi değil mi o şey? 71, şu an işaretleyeceğiz daha. Delil, buran işaret. Liman 7 mertebesiyle ilişkilidir. Çok güzel. Çünkü zaten biz delil, burhan, hücceti üçüne eşledik zaten. Tasavvur, tarif, evet. Tasdik. Ama üniversite diplomasında, ilkokul, ortaokul diploması olduğu gibi bu burada ücret var ama bunu da kullanır, bunu da kullanır. Bu, bunu da kullanır. Şey de olabilir, zihin iman ballarını yapıyor diyorsa, evet. O zaman zihnin meratipleri de belki birkaçını alabilir. Toplamından iman balı çıkıyor. Ya çıkartıyor, evet. O şebekede gözüküyor. Ondan sonra zihin hakkında şurada çok acayip bir şey diyor kalın mesleğinde. Hani o konumuz olmadığı gibi kızın icazda geçiyor. Şu. İman balığı da değil mi? İman balığı oluşturur. Kur'an embarında kızıl icazda olacağız. Ha şu kızıl icazda. Hulasa, hulasa sayfa 703'te geçiyor. Lafız var ya, çıkan, nereden terbiye olunuyor. Lafız elbise kılıftır. Ne var içinde? Fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remziidir. Aman ya. Yani teemmül, içindekilerin toplamı. Bir daha hulasa, lafız, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remziidir. Yani zihinden çıktığını remzediyor, orayı işaret ediyor. Tasavvurun neyi abi? Kaymağı. Bak, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmül. Teemmül demek, içindeki o toplamalar var ya, yani bütün o malumatların, nisiyatların, anane, kültür, örf, gelenek, hepsinin toplamına teemmül denilir. Teemmül. Bir, fikrin kaymağı, iki, tasavvurun sureti, üç, teemmülün bekası, zihnin remzidir. Ne? Lafız. Lafız bunları tazamun ediyor. Tasavvur buradan çıkıyor. Kaç şey var? Tasavvur diyorum, lafız. Kaçıncı sayfaydı abi? 708, yanlış açıcı kalım istemin oraya. Sayfa şurası bak. Tamam.
burası. Şurada ve neler yazmışız o zaman. Fikrin kayma, fikrin kaymanı gene bu kitabın 708. sayfasında anlatıyor. Sözler 246'da anlatır. Muhakemat 91'de bunu anlatır. Yani cümlenin gerisi var, başı var mı? Tabii canım. Ama hulasa diyor. Şu. Onun için gösterdim şu kadar. Devamı da var, başı da var ama hulasa bu. Bir daha okuyabilir misin? Lafız, virgül, fikrin kaymağı, virgül, tasavvurun sureti, virgül, teemmülün bekası, zihnin remziyedir. Doğru diyor, bir şey değil mi? Aslında bir bak Osman ne diyor? Ne diyor? Yani, şeyde kutludun ya. şeyi yani buradaki lafız onun için üstünü sordum. Hani hakikat dar bir lafzı mı anlatıyor? Mesela şimdi ben aklıma geleni söyledim diyoruz ya mesela. O muhtemelen tasavvurun suretidir. Kesin düşündüğünü diye söylüyorsun. Hiçbir mesela orada zihniniz remzi olmayabilir Allah-u Alem veya fikrin kaymağı olmayabilir. Acaba bu lafız derken nasıl lafzı anlatıyor? Kafirin şu vicdaniyatına inişler kapatılmışsa hatamallahu ala kulubihim. Serbest bölgede kim midir mesela evet. diye düşünüyorum. Mesela. Yani yansıtıcıları var böyle. Yani ama mürtedin yok. Vicdanı katmedilmişse, vicdanla alakalı hiçbir şey yok. Vicdanı katmedilmişse. Yani müsbeti anlatıyor. İki tane baştan bahsediyor da. Mesela şunu diyeceğim. Mesela lafzı serbest bölgede yaşayan hususi dünyasında olanın lafzı Allah-u Alem sadece tasavvurunun suretidir. Burada, evet. O dört maddeden birisidir evet, muhtemelen. Evet. Ama hakikat bir mevzuysa zihnin remzi de giriyor, fikrinin kaymağı da o şeye lafzı oluşturuyor. Evet, teemmülün bekası da muhtemelen devreye giriyor gibi geldi. Fikir bunun içindeydi. Evet. Adam burada yaşıyor, buraya gelememiş. Gelememiş. Buraya gelemeyen zaten oraya gelememiş. O zaman zihnin remzi yok. Fikrin de kaymağı yok. Kaymağı yok. Teemmülün bekası ne? Teemmül kendisi var, teemmül var. Nedir o? Bir sürü kazanımları teemmül var. Teemmül itibari midir abi? Ben, i̇tibari mi oluyor? İtibari ve yani? Nisbi şeyler, teemmüller. Nisbiler de mi oluyor? Nisbileri de var çünkü alıyor ya dışarıdan. Bir sürü almış. Amel gibi bir şey miymiş? Yani amel veya işte şahit olduğu şeyler. O da şahit oluyor da bir sürü. Yani itibari ve emrileri çalışıyor. Yani dünyadan alıyor. Aldığını da evirip devirip çeviriyor tasavvurunda. Alma özelliğine nisbi, aldıklarını kendi kültürü, gelenek, anane, örfüne göre felsefede yap. Ondan sonra onun bazı batıl ilimleri de var. Ondan sonra onu şekillendiriyor, hamur yapıyor. Bu yapma özelliğine de şey denilir, itibaridir. İkisini bir insana cem olursa onun aklı gibi oluyor, vahidi kıyas. Akıllıyım zannediyor, oysa vahidi kıyasızdır. O zaman o hulasa, kelam nereden çıkıyor? Zihnin kaymağı yok. Fikrin kaymağı, zihnin remzi yok. Nedir? Tasavvurun suretidir. Bir de teemmülün bekasıdır. Kelamla lafzı... Tak tak yapmayın ya kalemi. Kelamla lafzın mukayesesini yaptığımız zaman... Kelamla... Lafzın mukayesesini yaptığı zaman... kelam daha uygun değil mi lafız yanında? Tabii. Tabii. Kelam... Tabii. Lafız ise usluptur. Muhakemata diyor. Lafızdan maksadın üslubudur diyor. Şahsın üslubu. Üslubudur diyor. Yani takdim etme şeklidir. Kelamın kalıbı... Kelamın sureti üslubu. Gibi biraz. Ha? Kelamın kalıbı üslubudur. Evet. Kelamın kalıbı ve sureti. Sureti. Üslubudur. 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 İlle... İlle... üslub şey... Kelamı... İlle bu sözde ifade etmesin. Davranmış da... Şeyde... Kelamın nasıl oluştu dersini yapmıştık ya. 96 muhakemat. 96 yani. Hangi dersti o? Dima 21 galiba. Dima 21 mi neydi? Bir tane değil mi? Birkaç ders. Çok tam, yaptık yani çok sonra ama, şeyini yapmış. 4 ders falan sürdü. Ama o tamamen hulası o ilanın normal bir tek, normal bir insan, normal bir şey. Kendi iktidar ve ihtiyarlı olacak bir ders değil. Herhalde en son hulası. Hulasası var. Onu şeyde kısa ders olarak da attık. Adı neydi o? Dima 21 kelamın oluşum özeti diye bir hem onu bir daha aktif eder misin? Ha, yani onu şöyle nurdersi.com'a baş alır mısın tarihini? Yani ebeveyn yani şey onu bir şey yap da. Eğer IP numarası varsa bizim WhatsApp grubuna da atar mısın? Tamam, ben atayım hemen. At abi. Abi bir de eskilerden kelam 18 var. Eski dersler. Eski kelam 18. Tabii.
Osman abinle Kafur abi yanındaydı. O çok, o da daha ileri bir ders yani, onu söyleyeyim. Öyle mi? Daha iyi. Yani, o bizi kim sorarsan zaten öyledir. Sen de var mıyım? Sen de vardı. Ben hiç hatırlamıyorum ama. Hatta Nadir abi de yanımızdaydı. Öyle mi? O zaman onu da şey IP'sini atın. En azından şu olur. Hem bilgimiz tazelenir, mazi kullanırız, hem kardeşler istifade eder. En sonu ya, en sona. Hadi bir daha özetliyoruz şimdi. Saat kaç? 4 ders konuştuk. En son. Peki. Hadi bitti bir daha. Güzel bir şey o zaman. Çok güzel. Aa, bitti. 4 taneyi konuştuk. Budur dedik. Evet. Yani o dedi. O. Şey o harika tabi. O ömür ya. O. Evet abi. Şekli de var altında. Mesela şu diyoruz ya, evet. Hiçbir zaman çıktığı zaman da bir şeyin kıymeti bilinmez. Bu gelecekte değil böyle dini eğitimlerde. Tıpta bu temel şey olacak. Bu beyin oğlunlarından, sinirlerinden bahsetmiyoruz. O tane o tıpın dedi o. Yapı o. Yazılım bu. Sistemi nasıl kullanacaksın? Sistemi tanıyalım. Şimdi mesela şöyle teknik yaparsan hafıza kuvvetli olur, böyle olursa var ya. Hani yöntemler işte. Biraz bir ucundan adam bulmuş. Hani nasıl hafıza teknikleri var, nasıl unutmuyor, eşleştiriyor, bilmem ne yapıyor. Yani fotoğraf çektiriyor. Yani şu an hafıza tekniklerin temelde ezberleyerek, tekrar ederek değil, fotoğraf nasıl çeker? Hafızanın öyle bir özelliği var. Şimdi bu ders nedir aynı zamanda? Bir şey değil de şaşıracaksınız. Öyle bir zaman gelecek ki dimağın şu şeyi kopyalanacak. Yazılım olduğu için. Bu kopyalanabilecek. Her şeyi değiştirebileceksin. Kopyala yapabileceksin. Bu kopyalama temelidir. Bunu gördüm biraz. Neyi kopyalıyoruz abi? Şu dimağın sistemin çalışması ya, yazılım ya. Yani dimağın maddi, nörolar, sinirsel falan bahsetmiyorum damardan. Bu sistem. Bu sistemse bu kopyalanabilecek. Taşınabilecek aşıya. Bunu mucizeler olarak yaptılar peygamberler. Alimler keramet olarak yaptılar. Ondan sonra Asya öğretileri ise yoga vesaire teknikleriyle insanları hissiyatına subliminal ve illuminat olarak sokmuştur. Onun için hiç üşenmeden kalkıp inmem, oturmam hep böyle subliminal olsun diye. Peki. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه